İkramda yoktur üstüme güvenirim. Ben Zeki Bey. En iyi gelin benim. Haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim. Kim ne takmış görelim. Fazilet Demir, 23 yaşında ve 2 yıllık evli. Gaziantep'li gelinimiz ev hanımı. Ben dün çantamı da size teslim ettim. Evet. Giderken teslim alamadım. Bu yüzden gece boyu çanta olmadığı için altınlarımla uyumak zorunda kaldım. Ceviz işi mi yapıyorsunuz? Evet. Benimkini de sana vereyim, seninki bir tık fazla çalışsın. Chester mobilyalardan da lacivert koltuklardan da bana böyle fenalık geldi. Ay vitrin de zaten tamamen bir demode. Ben modaya uymak zorunda değilim. Moda bana uysun. Evime her gelen insan evimi çok beğendi. Acaba beni sevdikleri için mi? Ha, söylemediler eksiklerini. Bilmiyorum. Suratını da dövüyorsun biberi. Allah gülümse biraz biberi ya. Sen 10 yıl önce evlenmiş olsaydın bu oda, bu mobilyalar okey. Ama sen daha 2 yıllık gelinsin. Şu an beni çekemiyorsunuz. Sunum yok. Bir düzen, bir alaka yok. Fazilet en çok neye para harcamayı sever? Ben senin fazilet. Daha çok sever. Az sonra. Haftanın üçüncü gününde biz neredeyiz hanımlar? Şahin Bey. Şahin Bey, Yeşil Vadi'deyiz. Şimdi gelinimiz bize burada randevu verdi. Bakalım dedi, çok güzel sürprizlerim var dedi. Nasıl sürprizleri varmış? Merak ediyorum. Görelim bakalım. Fazilet. Aslanım, gelinler hoş geldiniz. Aa Fazilet. Gaziantep'e gelmişken bu güzel masayı görmeden gitmenizi istemedim. Tamam, ben şuradan geliyorum. Ay davul da var, zurna da var. Burada vurdu. Topuklarımdan baktım bunların içine vallahi. Ay çok güzel bir karşılama tekrar hayatım bu. Tekrar hoş geldiniz aslanım. Sen de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Tekrardan hoş bulduk. Kızlar ne güzel hoş olmuş Fazilet. Evet. Çok güzel çok olmuş. Güzel olmuş. Şahane bir yer burası. Yani evet. Çok güzel bir yere bizi davet ettin. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Harikaydı davul ve zurna. Sizler de çok şıksınız. Çok da güzeldi. Ama gözlerimi şu taraftan alamıyorum. Bu nedir? Gaziantep'e geldiğiniz için. Evet. Biliyorsunuz Gaziantep baklavamız da meşhur. Kilitlerimiz de meşhur. Şey bunu diyor, görmeden gitmenizi istemedim. Baklavanın ana vatanı diyebilir Gaziantep. Miyiz? Aynen. Evet. Gaziantep! Gaziantep! Çok teşekkür ediyoruz. Rica burada ederim. Mı yapacaksın bizi, evet, bizler evet. için? Burada evet. Burada size küçük bir künefe yapacağız. Oo ne güzel. Bir de böyle çok değerli ustalarımız bizim için burada. Şöyle geçelim mi? Evet biz geçelim. Geçelim. Merhabalar. Buradan başlayalım. Merhabalar efendim. Aman da merhabalar. Böyle gel. Aslı Hünel ile gelin evi. Ay hoş geldiniz Gaziantep'e diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş İsim geldin.
Ali Dağdelen ismim. Ay Ali Bey, çok memnun oldum. Salarımızda hoş geldi. Sizler de hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Şimdi burada tabii Gaziantep tatlının, baklavanın başkenti. Evet. Sizlere bunları göstermeden gitmek olmazdı. Olmazdı. Vallahi çok aynen. Güzel olmuş. Gaziantep özel künefelerimiz var. Tamam. Ondan böyle birkaç tane küçük göstermek istiyoruz. Evet. Bakalım nasıl yapıyorsunuz, tamam. Ama lütfen anlatın. Aynen. Hani biz evimizde künefe veya kadayıf işte bir benzerini yapmaya çalışsak bunun için ne yapmak gerekir? En azından bunu da öğrenmiş olalım aynen, ya. Şimdi aynen, evde aynen. Malumunuz efendim Ramazan, iftara canımız böyle künefe, tereyağlı işte kadayıf isteyebilir. Evet. Evde nasıl yaparız? Evde ilk önce şöyle bir künefe tepsimiz evet. olması lazım. İnce, künefe tepsisini ince aldık. Olması için. Tamam. Hemen böyle sade yağımız, eritilmiş sade yağımızı. Eritilmiş sade yağ. Altına döküyoruz. Bu şey gibi mi yani hani tereyağı gibi mi? Şöyle kameramıza gösterelim. Ay zümrüt yeşili. Bu sade yağ fıstıkla özdeşleşen yağ biz döküyoruz. Bunlar fıstık ve sade yağ. Püf noktası. Püf noktası. Yine ne yapıyoruz? Olmazsa olmazımız bizim Gaziantep özel boz fıstığımız. Boz fıstık evet. koyuyoruz. Ay bir şey söyleyeceğim. Dış ses. Çok üşüdüm ben. Benim üstüme bir de vallahi topuklar batıyor ayaklarım. Bir terlik merlik bir şey verin bana. Hemen terliklerinizi ve ceketinizi getiriyorum aslanım. Ay teşekkür ederim. Şuradan alıvereyim. Şuradan bir yerden duramayacağım çünkü. Benim kadrolu terlikler. Ay teşekkür ederim. Şöyle ay sağ olasın. Kusura bakmayın. Vallahi baksanıza topuklar girdi değil mi? Siz dolgu top... Ay çok sağ olasın Ali. Çok sağ ol. Var ol. Evet böyle küçücük kaldım senin yanında da. Evet devam edelim lütfen. Şimdi hemen fıstığımızı koyduk. Hem çekilmiş fıstık hem tane fıstık koyacağız. Oo, hadi bakalım. Ay çok bol koyuyorsunuz fıstığıma. Evet. Hey, maşallah. Antep olunca bol olması gerek yani. Hemen üstünü kadayıflı çiğ hamurumuzla kapatıyoruz. Ha. Ben mesela şöyle biliyordum, biz kadayıfı yağladık ya, şu kadayıfı alta, araya ben bu işte o fıstığı bizim, zannediyordum. Herkesin milli klasik peynirli künefemiz. Evet. Evet. Tabii biz Antep olarak onu artık açtık. Revize ettiniz. Revize ettik. 40'a 42'ye yakın çeşit künefe çeşitimiz var. 42 çeşit evet. künefe nasıl olabilir evet. ya? Ya bu künefe. Antep olunca oluyor. Vay canına. Aynen. Şimdi yine hamuru fıstıkla beraber özdeşledikten sonra üstünü kapatıyoruz. Ay bu fıstık bombası da diyebiliriz biz aynen. bunun adına. Kızlar bu arada siz de üşüdüyseniz dış sesten bir isteyin. Evet, alın omuzuna montları valla kıyamam bir size. Bir ses alabilir miyim? Burası bayağı bir serinmiş. Aynen. Tabii bak böyle boğazlı. Ha, biz Antep deyince ince geldik ama Antep'in soğuk gününe denk geldik galiba. Tamam şimdi ustamız harmanladı koydu. Şimdi üstünü kapattık. Kadayıfımızın üstünü kapattık. Evet bastırıyoruz. Evet üzerine bastırıyoruz. Sonra... Tekrar yeter. Fıstığımızı atıyoruz. Ay yeter. Ay valla çok masraflı. Ay ev sahibi gel. Uzak niye duruyorsun ya? Senin sürprizini ben elinden aldım gibi oldum. At ustamızı vermek istemedim ben. Ay o ne yüzden. Kibarsın. Benim gelinlerim hep böyle aynen, kibar aynen, gerçekten. Öyle, evet. Gelinimiz sizi tercih etmiş. Böyle şıklık hazırlamış. Valla çok mutlu olduk. Bizi de mahcup ettin. Yok, çok naziksin. Hemen arasını kaymakla dolduracağız. Kaymak. Evet, hakiki süt kaymağı. Bu peynir değil miydi ya bu peynirli bu? Kaymak. Peynirli farklı bir ürün. Farklı. Onu da bu kaymaklı. Vaktimiz olur sonunda yapacağız sizler için. Bir şey soracağım. Baklavanın içine koyulan kaymak da bu mu? Yok. O başka mı? Evet, o farklı. Tamam. Baklavanın içine konulan irmikle yapılıyor. İrmikle yapılıyor. Bu baklavanın içinde olursa erir ateşi görünce. Onun için bu olmuyor. Şimdi? Şimdi artık fıstıksız. Evet, bu da fıstıksız. Tamam. Kapatıyoruz bunu da. Çok güzel. Ne yapıyoruz peki şimdi? Ocağımıza götürüp pişireceğiz. Pişireceğiz. Çevire evet. çevire. Aynen. Vallahi. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz. O zaman şöyle ocağa alalım ocağa sizi. Geçelim. Karşılamasını çok beğendim. Hem Antep'e özgü yakışır bir karşılama olmuş. Kıyafetini de çok beğendim. Şimdi burada da künefemiz pişiyor. Evet hava şartlarına yani... el verirse pişecek o da. İnşallah. Yani dedik ya Antep'e geldiysek baklava diyarı Antep'te baklavayı görmeden gidemezdik. Gitmek olmaz. Bu da sana nasip oldu. Aynen. Yani çok çok teşekkürler ediyoruz. Rica ederim. Şimdi kızarmasını bekliyoruz. Ardından evimize geçeceğiz. Aynen. Valla ellerinize kollarınıza tekrar sağlık. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkürler ediyoruz. Ay gitmeden şurada hep birlikte bir oynayalım mı? Tabii. Burada bulacağım.
Hazilet gelinin lacivert ve beji buluşturan klasik detaylarla süslediği modern salonu. Genişliğiyle göz dolduran bembeyaz dekorasyonuyla içimizi açan ferah mutfağı ve gold dokunuşları sayesinde ışıltılar saçan klasik avantgard yatak odası. Fazilet'cim her şey için teşekkür ederiz. Ne kadar güzeldi o karşılama öyle. Çok teşekkür ederim. Evet bir tanem seni biraz daha tanıyalım mı? Evet. Sen 2 yıllık evlisin, bir de çocuğun var. Evet. Evet peki sen kaç yaşındasın, eşin kaç yaşında? Ben 23 yaşındayım, eşim 27 yaşında. Ne işle meşgul eşin? Fabrikada çalışıyor eşim. Sen ev hanımı mısın? Evet ben ev hanımıyım. Hiç çalışmadın mı bekarken? Bekarken çalıştım. Ne yaptın? Pazarlama üzerine. Ha güzel. Evet. Çalışmayı düşünmüyorsun artık. Ya istiyorum aslında ama Aliş olduğu için farklılık olunca aynen. Değil çok mi? Çok küçük, bir de çok düşkün şu arabana. Ha, biraz büyüsün bakalım. Ha, inşallah. İnşallah aynen. Bir tane hediyemizi de takdim edelim. Çam sakızı çoban armağanı diyelim. Çok güzel. Sizin kadar güzel olmasa da hediyeniz de çok güzel. Teşekkür ederim bu arada. Rica ederim bir tanem. Beğenmeni çok sevindim çünkü ben bu modern çizgileri çok seviyorum. Aynen çok şık böyle duruyor. Göstereyim. Bakın bu kaseleri, bu yemek. Bu komple set biliyorsun. Evet aynen. Ağır taşıyamadığımız için set aynen, arkadaşlarımız tarafından yoruldum. Çıkarıldı. Direkt çok teşekkür kullan. Ederim. İyi günlerde kullan. Kesinlikle iyi günlerde kullan. Al bir tane. Buradan sunuma geçelim hemen. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tamam. Sunumunu değerlendirelim. Ardından da salon yorumuna geçeceğiz. Peki. Sen hemen götür canım. Bu arada benim dikkatimi çekti ilk girişte de. Söyleyemedim. Sen altınları takıp gelmişsin bugün. Ben dün çantamı da size teslim ettim. Evet. Ama diş testi giderken teslim alamadım. Bu yüzden gece boyu çant olmadığı için altınlarımı da uyumak zorunda kaldım. Ah canım benim. Vah vah vah. Zaten bilekliğin de kırılmıştı, nazarlara gelmişti. Yaptırdın mı? Bilekliğimi yaptırdım. İyi bari, iyi. Destes niye vermedin sen çantasını? Sormayın Aslı Hanım, çantanın başına bir iş geldi. Neyse ki içinde altınları yoktu Şenay'ın. Peki çanta nerede şu anda? Kayıp aramıyor. Neyse bunu halledersiniz inşallah aranızda. İnşallah. Ay bana bak, Allah'tan içinde altınlar yoktu. Yine söyleyeceğim, altınlar olsaydı buradan Didem Aslan Yılmaz'a bağlanırdık. Ay bizim içi altın dolu, efendim çantamız kayıp, ne olmuştur acaba diye. Şenay'ı bugün burada bulamazdık bu arada. Şenay değil mi? Şenay kalpten gider. Şenay da onunla birlikte. Tek ben değil, kimin altınlar olsa kimi burada bulamazsın yani. Sana biraz daha fazla kıymetli. Yok, herkes için öyledir. Ben bugün çanta meselesinde şaka yaptım. Kem gözleri üstümde kaldığı için kıskanmasınlar diye koyup getirmedim. Kolay gelsin Fazilet. Ne hazırlıyorsun misafirlerine? Teşekkür ederim. Misafirlerime kahve hazırlıyorum. Kahve yaparken suyu çeşmeden mi kullanırsınız? Evet, çeşmeden kullanırız. Peki ne kahvesi hazırlıyorsun? Kızlara bugün Osmanlı kahvesi yapılıyor. Osmanlı kahvesinin Türk kahvesinden ne farkı var? Osmanlı kahvenin içinde ayrı baharatlar var. Yani Türk kahvesi sadedir, acıdır. Türk kahvesini her insan içemez ama Osmanlı kahvesi çok ağır değildir. Yani böyle güzel olur. Şeker kullanılmaz. Ve bu arada cevizimiz ve incirimiz özel el yapımıdır. Sence sunumunu Şenay beğenecek mi Fazilet? Şenay bunu beğenecek çünkü neden derseniz gold, gördüğünüz gibi Şenay da goldları çok seviyor. Beğeneceğini düşünüyorum. Beğenmezse de pişman olur yani. Böyle bir sunumu kimsede görmedik şimdiye kadar. Gaziantep'teki en iyi sunum benim sunumum. 2 günden beri çok sade sunumlar görüyoruz. Ve benimki yani incir kurutması, kendi evde kurutuyoruz. Özel yani cevizimizi falan. Herkes de görmedik, kimse de görmedik. Herkes şey yapmıştı, hazır getirmişti. Öyle, ben kahveme bakayım son kez. Bir de kahvenin yanında su değil de başka bir şey ikram edeceksin sanki. Evet, bugün kızlara bir sürprizim vardı siz. Kahvenin yanında ne soda, ne su falan vermiyorum. Kendilerine fayda olsun diye. Ben bugün kızlara dut suyu ikram edeceğim. Kendin mi yaptın? Evet, dut suyu bir gün önceden yapılır. Ve dış ses şöyle bir faydası var dut suyunun. Ağızlarda yara falan çıkıyor. Uykusuzluktan, yorgunluktan, bitkinlikten, vitaminsizlikten ağızlarda yara çıkıyor. Bunun için dut suyu tavsiye ederim. Genelde biz eşim ve ben
ağzımıza falan bir yara çıktığı zaman hemen dut suyu alırız. Hatta biz eve 5'te 5'lik de alıyoruz dut suyunu. Bu önerin aklımda olsun Fazilet. O zaman salonda görüşürüz. Görüşürüz dış ses. Heh, gelinimiz de geldi. Fazilet'ciğim ya böyle gidip gelirken gördüm. Eteğinle ne oldu senin? İğneli böyle katlanmış bir şey olmuş. Evet, halsizlik yaşadım. Ne oldu? Elbisem yandı. Şaka yapıyorsun. Evet. Nerede yandı? Biliyorsunuz benim evim sobalı olduğu için öbür odada gelip geçtiğim yerde sobaya yapışmış eteğim. Arkadaşlar fark ettik ya. Biz daha fark etmesek herhalde komple yanacaktık. Ben yanacaktım galiba. Farkında değil. Aynen. Ay Allah korumuş o zaman seni Fazilet. Nazarlara mı geldin Fazilet? Bilmiyorum artık, bence de geldim. Her gün birimiz nazara geliyoruz, farkında mısın? Acaba kimin kem gözü? Bilemiyoruz artık. Bizde kimin gözleri değecek? Niye baktın kız? Aydınlamakı yalnız. Uyuyor diyorsun kıza, hem de kimin kem gözü diyorsun. Uyurken nasıl sana nazarı değebilir? Gözleri kapalı. O saman altından. Kalp gözü açık onun. Bir şey söylemek istiyor musun? Uyuma kızım sen, aferin. Uyuma. Bak sinirleri bozuldu, gülüyor kız. Bunlar da her bir şey gülsen. Neyse, sunumlara geçelim. Kahve mi bu canım? Evet. Siz ceviz işi mi yapıyorsunuz? Evet. Aa! Evet, kayınbabamın cevizleri var. Beynimiz çalışsın diye mi acaba? Evet arkadaşım, beyniniz çalışsın diye koydum. Maşallah. Biliyorsun beyne çok faydası var. Sayın öğretmenim, o zaman beyniniz iyi çalışıyor benimkini bence. Benimkini de sana vereyim, seninki bir tık fazla çalışsın. Hayatım, ben seninkini sana daha çok koydum. Al canım. Sana al. Daha çok koydum ki öyle olsun diye vereyim. Lazım olur, benimkini de sen kullan. Ya ihtiyaç yok diyorsun. Yok canım, bende. Ceviz iyidir ya. Bence var. Şey yapalım, bir yolluk yaparım, okulda yerim onları ben. Çok tamam, haklısın. Ben cevizliğim de çok faydalıdır. Beyin çalıştırıyor, evet. Peki, evet, sunumunda ceviz kullanmış, incir, lokum. Bu nedir? Dut suyu. Dut suyu. Evet. Ve Türk kahvesi mi? Yok, Osmanlı kahvesi. Osmanlı kahvesi. Evet, biliyorsunuz biz sürekli Türk kahvesi gördüğümüz için ve sodaydı, su falan gördüğümüz için ben değişiklik olsun diye Osmanlı kahvesi ve dut suyu yaptım. Osmanlı sunumu, Osmanlı kahvesi. Aynen. Lokumu ile, inciriyle, ceviziyle ne diyorsun sen? İki gündür Türk kahvesi görmedik yani. Bugün en azından Türk kahvesi olabilirdi. Farklılık olabilirdi. Dün Arap gördük. Bugün Osmanlı. Bugün Osmanlı gördük. Senin günde görelim o zaman. Aynurcuğum. Aşkım, önce sen evine gelen misafirin adını doğru öğren. Ondan i̇şte sonra... ben diyorum, ceviz tüketmen gerekiyor. Ya işte hafıza kaybı için çok iyi ya. Aslında ona ben değinmek istedim. Yanlış anladınız beni. Çok güzel, mükemmel bir şey ceviz. Hafıza kaybı için. Peki. Bol bol tavsiye ederim yani. Eyvah eyvah. Tartışmanız bittiyse ben sunumu değerlendireyim. Arkadaşlar, bunların tartışması bitmez. Allah'ım yarabbim, toplardayım. Bunlar ya. Şey ya. Ben o cevizdeki kase olmasa daha güzel olabilirdi. O biraz abartı kaçmış. Hı. O olmasa haricinde her şey çok güzel. Beğendim. Beğendin? Evet. Evet Reyhan. Ben de sunumunu beğendim. Gayet güzel gözüküyor. Evet. Ben sunumundaki fincanı çok beğendim. Tam benlik. Hı hı. Ama dediği gibi cevize koyduğu kase hani daha çok sütlaç tarzında. Allah. Onu farklı bir şey tercih edebilirdim. Geri kalan güzel. Evet, iyi. Beğendiniz genel itibariyle. Güzel. Peki fincanların fiyatı nedir? Fincanların fiyatı 1200. Bardaklar? 300 lira. Bu cevizlik diyeyim. 50 lira. 6 tanesi mi? Evet, 50 TL. Tepsimizi sorduk mu? Yok. Tepsiler de 100 TL. Hepsi 6 tanesi. Yok, tanesi 100 TL. Tanesi. Evet. Evet, bu tepsiler pahalı. Hatta uygun bile. Bence güzel, çok uygun. Uygun bile. Evet. Peki hanımlar. Evet, sunumumuzu alalım. Şimdi salon yorumuna geçelim. Gaziantep haftasının 3. gününde Fazilet gelinin evinde de şansımıza yine lacivert bir koltuk takımıyla karşı karşıyayız. Belli ki Gaziantep'li gelinler lacivert, bej ve gold uyumuna bayılıyorlar. Salonunda camlı bir vitrin kullanarak nostaljik rüzgarlar estiren Fazilet gelin aksesuarlarıyla da bizi eskilere götürüyor. Desenli tüllerini koltuklarının lacivertiyle uymayan farklı bir mavi tonunda fonlarıyla tamamlamış gelinimiz. Maalesef gümüş tonlarındaki avize de salonun geneline hakim goldlarla uyumsuz görünüyor. Bakalım lacivert sever gelinlerimiz Fazilet gelinin salonunu nasıl bulacaklar?
Evet hanımlar, kimden başlayalım? Senden başlayalım Züleyhan. Chester mobilyalardan da lacivert, artık saks mavisi neyse, bu koltuklardan da bana böyle fenalık geldi. Gerçekten her evde anladım. Mi olur? Demek ki biz Züleyhan'ın evinde farklı renk göreceğiz. O yüzden farklı renk, istedi. Farklı tarz, gerçekten kişiliğini yansıtmalı. Bir şey yok yani. Moda değil ya, insan kendi moda. Kişiliğini, kendi tarzını yansıtmalı. Bence sırf moda diye. Bence ama moda. Hayatım, ben moda için değil, ben bu rengi çok istiyordum. Ve bu modelde... Senlik söylemiyorum. Tabii ki sevebilirsin. Yanlış anlama lütfen. Gayet güzel mobilyalar ama herkes de kopyala yapıştı. Gaziantep'te bu renkler çok mu seviliyor acaba? Ama bir de bilerek hani rast geldi diyebilirim Allah, yani. Allah denk geldi. Evet denk çok geldi. Çok enteresan hakikaten. Hani özel yaptırdım. Ben de özel yaptırdım. O rengi ben istedim. Siz seviyorsunuz aynen. Demek evet, işte. Evet seviyoruz biz. Yani ben de daha önce bu tonları kullandım ama ben de severim laciverti de. Üç gün üst üste enteresan oldu yani gerçekten. Yani denk gelmiş oldu. Evet peki. Ben fon perdelerine takıldım. Koltuktan biraz renkleri farklı tutmuyor. Geldi bana. Evet. Evet. Şey kumaşlar de farklı. Çok böyle desenli. Ben de şunu söylemek istiyorum. Salondaki kullandığım tül perde eski evimden kalmaydı. Ben mecbur kısa olarak kullandım. Evet. Bana bunu söyleyen gelinlerin altındaki şu an satan perde güneşli kısa. Yarıya kadar kısa. Biliyorsunuz ki sobalı ama biz doğalgaz çektireceğiz. Tesisat falan çekili olduğu için buraya petek gelecek. Tamam, o yüzden şey yapacağız. Tekrardan kestirme yapmamam için hani perde evet. Değiştirmeyeyim güneşlik masraf olmasın diye kısa kestirdim kısa. O yüzden öyle zaten yaptım. Zaten petek gelse bile uzun kullanabiliyorsun. Hayır peteğin arkasında kalmasın, önünde kalmasın istemedim. Tamam arka o tarafı. Daha şu an engel var değil. Bir şey yok engel değil bence bu hiç tatlı bir cevap olmadı. Peki beni eleştirirken kendi perdeni bir gözünü de hayal etseydin. Ben eleştirmedim. Ondan sonra beni eleştirseydin. Ben senin perdeni eleştirmedim canım. Kim eleştirdi perdesini peki? Herkes. Sen. Yani. Eleştirmemiş herkes. Eleştiriyormuş gibi gösterdim. Evet devam edelim mi Aynur? Evet onun haricinde orta sehpasına ve öbür zigon sehpalarına şey uyum bulamadım. Buna katılıyorum. Farklı. Evet, çünkü bu mobilyanın içinde sehpalar hediye geldiği için ben kabul etmezdim. Ben kabul etmezdim ve madem böyle desenli bir orta sehpan var bu örtüyü niye üstüne serdin? Bunu buraya koyma amacım. Heh. Normalde ben bunu biliyorsunuz ki vitrinde saklıyordum. Vitrinde zaten tamamen bir demode. Hani onun gümüşlük diyoruz biz bu arada. Evet, modası bile kalmadı. TV ünitesi almadım. Odam küçük olduğu için. Ben vitrinini istedim çünkü içinde eşyası vardı. Onu nereye koyabilirdim? Dedim vitrinim olsun dedim. Vitrini istedim. Ama şu an vitrin gerçekten kullanılmıyor. Konsolu TV ünitesi olarak herkes kullanıyor. Ya bilmiyorum. Gerçekten başım ağrıdı. Her cevabımıza, yani bizim her sorumuzda bir cevabın var. Var tabii ki çok de var. Çok da kalmıyorsun. Neden altta kalayım ki? Evimi savunuyorum ben. Bravo. Yok yani gümüşlüğün modası kalmadı. Bunu bile bile hala bize bunu ikna etmeye çalışıyorsun. Hayatım ben modaya uymak zorunda değilim. Moda bana uysun. Bence modaya uyumuşsun. Wow. Herkes modaya uyduğun uyumuşsun. İçin bu Chester'ları aldın farkında mısın? O zaman avantgard alsaydın geçmişten geliyoruz. Hiç sevmiyorum ya biliyor musun? Evet bir şey söyleyeceğim. Evet hayatım. Şu köşeye sıkıştırdığın konsolunun üzerinde bir çiçek gördüm. Evet. Odanla sıfır alaka. Belki evet. Manevi bir değeri vardır evet. Yanlış anlama. Evet, bebek vardır. Var üstünde. Evet, evet ama hiç odanla alakası yok. Gümüşün üstündeki vit şeyler, biblolar. Anlamı nedir? Küçük 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 bir onlar var. Fil. Biz kim? Onu... Fil. 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 Evet. Filden bir anın mı var? Onları biliyorsunuz ki Nemrut Dağı'ndaki evet. Heykeller. Ay uzatsana tatlım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim şu vitrin üstündeki, gümüşlüğün üstündeki şu fili görme şansım. Sıfır. Sıfır. Adam bu bir santim bir şey. Ya bu niçin vitrinin üstünde hakikaten? Sen bunları nasıl nereye gördün? Koyayım? Hadi ben bu kafaları gördüm. Ay ben bu gözlerle görmeyeyim. Şenay aslında bir dakika yalnız çok ağır kafana gelebilir dikkat et. Tut fili. Al fili. Nereden aldın bu filleri falan? Kapadokya'dan. Bir şey söyleyeceğim. Ağırmış da yalnız. Çünkü şey o. Dikkat et biraz. Yani Beşiktaş Selvi Hancığım şu nedir? Onlara da bir uzan bir gösterelim. Aslı Hanım. Onların odanın her köşesi buram buram aşk kokuyor. Nasıl? Aşk kokuyor. Ama bana göre salon şık olmalı. Sağ ol canım. Bak şık incili. Evet. İncili çerçevesi. Ama yalnız benimki de şıktı evet. Şenay. Benimki de gayet şıktı. Hiç bana böyle bir şey söylemedin hayatım. Hiç eksiklerim vardı. Ama ben şu an bu salonu şık demedim ki şık olmalı dedim. Şık demedim. Allah haklı şimdi benimki mi burası mı? Seninki. O yüzden mi 3 verdin? Bugün puanını belli edersin inşallah. Puan vermeme de bence karışamazsınız. Ya karışma değil yani belli dersin karşılaştırırsın artık yani bugün mü yarın mı diye. Hayatım sadece eve bakmıyoruz yalnız. Patatesi demiştim göreceksiniz. Benim çeyizim mi?
İbramlıklarımla ben iddialıydım. Onları da göreceksiniz birazdan zaten. İddiamın altını doldurdum düşünüyorum. Görelim bakalım. Görelim hayatım. Tüm eşyalarını çok seviyorum. Bunlarla hayatım böyle bir anlamı var mutlaka. Aslında bunu bana eşim sevgiliyken bana hediye etmişti. Nedir bu 25 Aralık? 2000 benim doğum tarihimin yaprağı. Vay be. Takvimi. Nereden bulmuş bunu ya? Onu bulmuş işte bir yerden. Ne kadar zarif bence bir yerden. Ne güzel. Ne güzel bir düşünce. Evet çok güzel. Doğum gününde mi verdi bunu evet, sana? Evet eşim çok düşünceli bir insandı. Yanına başka bir şey koydu mu? Evet vardı yanında. Ne vardı yanında başka? Ne vardı? Bir tane altın kolye vardı. Vay hangisi aynen. Var mı? Şu. Ay yıldızlı. Aynen. Doğum günü hediyen. Hangi evet. Doğum günde verdi? Hatırlamıyorum. Kesin ilktir Aslı Hanım. Şu sonrasında erkekler hatırlamadı. Yok. O Aslı Hanım şöyle bir huyu var. Ben bütün tarihleri unuturum. Eşim ama asla unutmaz. Aa dur tahmin evet. Edeyim. 4 Ekim 1997 eşinin doğum tarihi. Aa, sen nereden doğdun. Bildiniz? Yani 97. Bir şey söyleyeceğim. 7'de ama başka bunların... Ne olmuş olabilir hayatlarında? Bunların yeri bence salon değil yatak odası olmalıydı. Ama bence yatak odası. Doğum tarihi. Ahşap ağırlıklı. Düğün tarihi değil ya doğum tarihi. Ama şöyle biraz eskitme ya Aslı Hanım. Ahşap ağırlıklı bir odası olsaydı ahşap bir çerçeveyle. Eskitme bir çerçeve. Evet. Hani eski ya. Olabilir. Daha eskitme ama Aslı Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Bunları biz hani genelde evliyken değildik. Bekardık onu da aldığımızda. Onun için böyle bir şey almış. Beyaz almıştık ikimiz de. Evet. Yani en uyumlu oda da beyaz burası olduğu için buraya koymayı tercih ettim. Gerçekten şey söyleyebilir miyim? Bence çok anlamlı olmuş. Bak ben bunu beğendim. Evet, teşekkür hediyeler ederim. Çok anlamlı. Güzel. Bak sen de kocanın yeni doğum gününde günlerde son doğum günü, vallahi. Yeni doğum günü yaz lafa bak. Kocanın doğum gününde böyle bir sürpriz yap bence sen. Önce onlar yapsın. Bence de önce onlar yapsın. Daha ne yapsın? Kilo kilo altın takmış size. Daha ne yapsın bu adamlar? Sağ olsun. Sağlık olsun. Ne yapamaz sağlık. Bir yaprak verin bari. Bir takvim yaprağıdır. Peki neden? Doğum günü yaprağıdır. Konuş. Peki neden bu halı? Bebe mavisi. Nasıl mesela? Yani şu geçişler. Ya. Lacivert değil, koyu mavi değil. Bildiğin bebe mavisi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Doğru söylüyorsun bebe mavisi. Bilmiyorum bunları bilmiyorum hayatım ben hangi anıma denk gelmiş niye benim mavisi boşluğuma denk gelmiş. Yani rengi çok ciyak. Haklısın doğru söylüyorsun ama şöyle bir fikrim var. Acaba koyu olduğunda abartma olurdu gözünü yorardı. Fikrin sana kalsın koyu. Bence. Bilmiyorum yani. Fikrin sana kalsın niye böyle bence. Bir şey aldım. Ne kadar fiyatı peki onu soralım aşkım öncelikle. Benim hallarım çok uygun seninkiler gibi pahalı değil. Bunu 2000 liraya aldım. Uygun yani edeceği zaten bu. Pek fazla bir şey etmez. 2000 lira. Ağır olabilir biraz. Ağır ama hayatım yani gözümüz görüyor. Şimdi görmesen tamam diyeceğim belli yani. Niye ya kocaman halı? Ne var halıda? Ben rengi ciyak. Rengi güzel ciyak. Değil evet. Ciyak ciyak bağırıyor mu? Ne diyor? Ben buradayım diyor. Ben buradayım beni kurtarın. Benim hem kendimi çıkartın gösteriyor çıkartın beni buradan. Işte. Evet hepiniz gerçekten ciyaklıyorsunuz. Hepiniz ben buradayım diyorsunuz gümbür gümbür. Hepimiz maşallah. Halıya mı takıldık ayol? Aa beğenmediler halıyı görüyor musun? Aşk olsun kızım. Hayat kısa. Avize de gümüş detaylar. Ya avize tamamen kendi kendine gümüş. Evin kendi bütün kendine detayları. Gümüş. Evet. Başlı başına bir gümüş yani ve senin bütün detayların gold. Doğru söylüyorsun, haklısın ama işte ben şöyle bir hata yaptığımı fark ettim bugün. Asla. Bugün mü fark ettin? Evet bugün fark ettim. Ne fark ettin? Az daha bekleseydin. Kızların ama hayır. Kızları aslında evime her gelen insan evimi çok beğendi ama acaba beni sevdikleri için mi söylemiyorlardı bilmiyorum. Evet. Kızların hani bazı konularda yorumlarına hak veriyorum. Ben şöyle yapmıştım bu avizeyi tercih ederken kızlar biraz saçma olacak galiba. Saat işte benim yerler falan o renk diye hani ya acaba olmadı. Uyar mı Fazilet, falan olmadı. Diye almıştım. Tutturamadım. Ama bunu haksız yani. Biraz şey olmuş galiba bu fikrim. Peki perdelerin fiyatını alalım mı? Perdelerim, fonla tüllerim 2500 TL. Avizen? Avizem 500 TL. Yemek odan? Yemek odan ve mobilyalarım 15.000 TL. Hı-hı. Evet orta sehpa hediyeydi. Evet. Halının 2500 TL'ydi. Evet. Doğru mu? Doğru. 2000 TL'ydi halım. 2000 TL'ydi. Evet. Peki. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim programımızın faydası işte bu. Aynen. Kimsenin söyleyemediği aynen. Şeyleri gelinler gayet doğru. Güzel bir şekilde ifade ediyorlar. Evet. Sen de ne diyorsun? Ya ben şimdi fark ettim diyorsun. Bunlar diyorsun hatalı.
seçimler. Aynen. Koltukların fiyatı ne kadar? Aferin ama değil mi? Bu da bunun da yüzleşmek değerli bir şey. Koltukların, aynen, kanepenin fiyatını sordum. Mobilyayla kanepenin içine söylemiştim 15.000 TL. Çok yani iyi, çok gümüşlü konsol, yemek masası. Aynen. Kanepeler ben 15.000 böyle TL. Böyle tasarruflu bir gelin görmedim. Değil Her mi? Şeyi çok ucuz. Ama uygun değil mi gerçekten. Salonu? Perdeleri, halısı. Gerçekten de. Evet, bakalım o halde bir mutfağına geçelim. Gidin. Bir bakın. Gidelim. Mutfağı da böyle ekonomik mi? Şimdi gelinler faziletin mutfağını yorumlamaya geçiyorlar. Buyurun. Şimdi çok geleneksel bir gelin fazilet. Evi de öyleydi. Gümüşlü, yani vitrin. Ondan sonra bu kullanılan dekorlar, perdeler çok eski, 10 yıllık gelinlerin kullandığı ürünlerde sadece moda olsun diye Chester mobilyalara koymuş ama onun haricinde hiçbir uyum yoktu. Ben vitrini seviyorum, koymak da istedim. Takmışlar benim vitrinime. Dolap üzerinde bir şey görmekten nefret ederim. Bölüyorum. Evet, Aynur uyandı. Gerçekten. Aynur, Aynur. Harika. Bu ne böyle? Fazilet, o 6 yıllık gelin, bu ne? 2 yıllık, Allah seni ne yapmasın. Diskoya falan mı geldik? Yatak ama odasına asla sandık olmaz. Görünce ne hissettin? Genç odası. Kız sen nereden buluyorsun böyle ucuz şeyleri? Ben acımıyorum kocama o konuda. Belki tasarruflu gelin olarak gözükmek istiyorsan fiyatlarda farklılık gösteriyor. Hayatım ben bakayım işte elemeyi görmüyor musun? Güzel. Mesela, onlar zaten facia. Günün menüsü eşkili köfteyi yaptım. Evet. Kızlar için balık da yaptım. Belki boğazımıza batar da konuşmayız diye. Hayır aşkım. Bir dakika ayrıca sanki çok konuşuyormuş gibi. Aslında bu kadar şeye gerek var. Konuş. Ailelerimiz istemiyordu. Öyle mi? Neden? Ne kadar zaman aldı ailenizi ikna etmek? 4 sene. Az sonra. Fazilet gelinin beyazlar içinde süzülen kibar ve zarif mutfağına hoş geldiniz hanımlar beyler. Bembeyaz lake dolaplarına gold detaylı kulplarla hareket katan gelinimizin granit tezgahı da oldukça kullanışlı. Bol bol depolama alanı bulunan bu geniş mutfakta salona yakışır bir de mutfak masası bulunuyor. Aydınlatma olarak üçlü modern bir avize tercih eden Fazilet gelin, bakalım ferah ve geniş mutfağıyla gelinlerimizden kaç puan alacak? Evet kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Canım bu salon halısı değil mi? Onu sorayım. Hayatım bu salon halısı değil. Ben bunu buraya kullanıyorum. Bence salon halısı hiç buraya uymamış. Sen salonda kullan o zaman. Peki. Ama bildiğin salon halısı zaten. Hayatım ben burada kullanmak istiyorum. Sen salonda kullanabilirsin. Üstelik hani çocuğun da var, bu kullanım açısından zor olmuyor mu? Hayır, hiç zor olmuyor. Ama ben yine de mutfağına küçük. Çünkü temizlemesi çok kolay. Masan da öyle, salon masası gibi duruyor. Hayatım hayır. Şu an tüm masalar, mutfaklar için bunlar kullanılıyor. Salon masaları şimdi daha ben ağır. Yorum yapacağım ama yorum yapmaya korkuyorum. Çünkü her an bizi kapacak gibi gözüküyor. Hayır aşkım, seni kapmıyorum. Ben cevap verdi. Bu bir kere salon masası değil. Çünkü neden derseniz, salonda gördüğünüz gibi salondaki masam buna göre daha bir ağır. Bunlar artık mutfak masası olarak kullanılıyor. Ben sadece masanı mutfak masası olarak yorumluyorum ama sandalyeler kesinlikle mutfak masası değil. Ben sandalyelerimle misafir odamdaki, salondaki sandalyelerimi bilerek aynı aldım. Çünkü şey olsun diye, takım olsun diye. Ama sonuçta ve daha ağır olsun. Hayır, daha ağır ve şık gözüksün diye Faziletciğim, aldım. Faziletciğim mutfağın güzel, mutfak dolapların gayet güzel. Teşekkür ederim. Beyazlığı falan çok hoş, mutfağı geniş göstermiş. Ama adını Fazilet diyebiliyordum. Fazletim ne? Hayatım onu nereden şöyle bir iyisi? Şuna öyle bir açıklık getirebilirim. O bana yengemden hediye. Ben bekarken bana hediye etmişti. Onun iyi harfini ben çeyizimde kaybetmişim. Yani şöyle söyleyeyim, ben de dolapta böyle aileye dair şeyler severim ama çok fazla gereksiz detay var. Başkalarının nişan süsünün benim dolabımda ne iş var mesela? Hayat ama onlar beni düşünerek, beni değer bilerek bana hediye ediyorlar onları. Saklayabilirsin. Ben... Evet, bir kutu hediye kutun olur, saklarsın ama bilmiyorum, dolabımın baş köşesinde bir de önemli misafirlerim gelecek. Onu gereksiz buluyorum yani saklama açısından. Neden derseniz, şimdi ben onları saklayabilirim, bilirdim ama onları bilerek koydum canım. Çünkü ben kendimi doğal olarak gösterdim. Ben onları saklasaydım diyecektiniz ki bu sefer neden hiçbir şey yok diyecektiniz. Görüntü olarak çok kötü duruyor şu an. Asla kötü durmuyor, o senin düşüncen. Kalabalık. Ben de konuşabilir miyim artık kızlar? Konuş canım. Müsaade ederseniz. Tabii. Başlıyorum.
Bu perde mu mutfağı olmamış. Dün nasıl benim perdemi yerden yere vurdunuz. Düz bir perde isterdim. Bir de 2 yıllık evlisin, bu çok demode. Hayatım, senin perdenin ne alakası hiç var? Hiç mutfak perdesi değil ama. Hiç mutfak perdesi değil. İsterdim. Daha sade. Düz, ama sade işte hayatım. Düz Türk tercih eder. Bir de benim mutfak perdem ve salon halımdaki boyu kısa diyordun ya. Evet. Bu niye yerli bir değil? Ayrıca... Hayatım, yerlerde neden sürmüşsün perdem? Belki sürmüşsün. Ben kısa demedim, yanlış düşünüyorsun. Ayrıca servinin perdelerine desenli dedin. Hem salonun desenli hem hayatım, mutfağın desenli. Hayatım, sen bir dakika, bir şey, bir dakika. Desen lafımı kalmadı. Bitireyim. Öncelikle evet, perdeyi beğenmedim. Tamam. Bu masa buraya asla olmamış. Nasıl bir masa olurdu? Daha böyle şık, daha böyle spor bir masa olabilirdi. Bu halı... Masa bu arada, mutfak masası da senin mutfağına biraz ağır kaçmış. Şey, bence hayır, masa kaçmamış. Güzel kendi başına, fakat evet, bu mutfağı olmamış. Halıya değince, halı berbat zaten. O başlı başlı bir şey. Yani seninkiler gibi olmasa. Ne kadar halının fiyatı güzel. Benim çok merak benim ettim. Benim halının fiyatı 800 lira. Serbininki gibi 6 milyar değil. Ama yani bir şey söyleyebilir miyim? Yalnız benimki ipekti. Olabilir ama fuzili masrafsın. Yok, masraf olduğunu düşünmüyorum. Ya fiyatı gayet uygun bence. Hayır. Güzel. Tasarruf olması yani çok güzel ama tabii ki salon halısı, mutfak halısı değil. Ben onun fiyatının doğru olduğunu düşünmüyorum. 800 TL'ye halı mı kaldı? Hangi devirde yaşıyoruz? Fazileciğim, benim evet, kapı hayatım çok çirkin durmuş bu şekilde ya. Aşkım, nasıl bir kapı istiyordun? Kapatsaydın keşke. PVC mi yaptırsaydın keşke? Hayatım, çok PVC çok basit durmuş. Kaçardı bu mutfak mobilyasına. Mutfak zaten basit ki. Hayatım, basit mi? Selvi evet, kendininki gibi aynı ise bence gayet yani uyumlu kapı. Bence ama çok hoş yok, duruyor. Ben çok beğenemedim. Buradan rayları gözüküyor ya. Hiç ne, hangi ray? Raylarını görmedim. Yani aynı ya, onların şimdi şöyle bir şey var. 2 sene falan kayınvalidem oturuyordu. Yeni evlendiğim sırada maddi durumdan dolayı kapıyı değiştirecek halim yoktu. Yani benim gözüme bakmıyor şahsen orası. Ya sizin gözünüze değmiş olabilir, ona bir şey diyemem yani. Bir şey söyleyeceğim yani. Fazilet Hanım, o kadar konuştun ki bize hiç fırsat gelmiyor. Evet. Aşkım, bir benim gününde çok konuştun, dün zaten susu pusu oynadın. Bugün de maşallah çenen iyi açılmış. Aşkım, dün bir yorgunluk vardı o yüzden. Yavaş yavaş oldum. Günü geçiyor hayatım ondan. Ha, senin gibi değil mi? Aynen öyle. Tamam. Evet, itiraf ediyorum, günüm geçti, ben söyleyeceğim artık. Canım, bir de bu yağdanlık ahşap neye göre kullanılıyor? Ben burada Emre'yi kurtarın diye çağırıyor. Kurtarır mısın onu? Kurtar aşkım. Kurtar lütfen. Kurtar. Gel annem, gel. Ezenele. Al canım. Gel. Ama bak, bu gold olsa çok severdim. Hayatım, şuralarına ver gold. Görmüyorum bile, o derece yok ama gibi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten Fazilet kızların günlerinde o kadar güzel yorumlar yaptın ki ben seni inanılmaz zevkli bir kadın olarak bekliyordum. Ben o kadar iddialı bekliyordum ki seni. O değil de aşkım, beni yerden yere vurdu. Ben çeyizli yemekli iddialıyım dedim. Çeyizime yemeğimle iddialıyım dedim. Gerçekten olmamış. Bunun yerine gold bir yağdanlık tercih etseydin orada çok şık kaçacaktı. Güzel olacaktı. Tamam. Selam seyircilerim. Teşekkür ederim. Koyacağım ve pardon, gold. Bir şey söyleyeceğim. Dün koyarım. Benim o güzelim evime yerden yere vurdun. Gerçekten ben senden böyle bir ev beklemiyorum. Hayatım, ben yerden yere vurmadım. Bir dakika. İnsan önce bir kendine bakar. Ondan sonra yorum yapar. Kızlar. Bakın burada ne onları var. Onları sen mi yaptın? Onlar benim annemin elemiği. O yüzden size göstermek istedim. Ama keşke çeyize koysaydım. Ama hayatım, aşkım, şimdi ben... çeyize göstermelik her şeyi mutfağa koymuşsun ve ayağı yok. Ama hayatım, çeyizi de koydum. Bu sefer diyeceksiniz ki bir sürü eşya var. Bu çeyiz değil. Ahşap var. Şu var, bu var diyecek. Ben de gosya bir şey söyleyeyim. Bir tanesini şu musluğun arkasına Antepler gibi koysaydım bile. Ama şimdi tahta ya, su çekiyor. Bir nevi göstermelik diyorsun ya, onu söylüyorum. Bir nevi anlayışla karşılayabilirdik. Bir şey söyleyeceğim. Ben de gold tepsimi sırf gold diye görmeniz için buzdolabının üstüne koydum. Hayatım, gold öyle sonuçta değil yani. Bunlar gold. Çeyizde olması gerekiyordu. Yani ben tek başına beğendim bunları. Emeğine sağlık. Evet, emeğine sağlık. Burada evet, olmamış. Teşekkür ettim. Tepsileri kullanmıyorsa çeyizinde göstermesi çok daha güzel olurdu bizim için. Çünkü mutfakla alakası olmayan bir şeylerdi. Dolaba fiyatını öğrenmek istiyorum ben. Aşkım, benim buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyonum. 29.000 TL canım. Hepsini mi verdin gerçekten? Evet. Vallahi çok uygun vermişsin. Çok bir tek ben pahalı buluyorum böyle ya eşyaları. Evet. Aşkım, yani 2 yıllık evlisin. Pardon. Evet, 2 yıllık evliyim. Ondan önce aldım. Aynen. Sanki şey yapmaya çalışıyor hani ben daha tutumlu bir gelinim. Daha uygun alıyorum. Fiyatları olduğundan daha az gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü eşimi düşünmek zorundaydım. Öyle çok da şeyine kaçmak istemedim şahsen. Evet, ben çok güzel düşüncesine göre evet, bence mantıklı. Ya dolabımda falan çok peki, beğeniyorum. Peki bunu hangi bit pazarından ne kadar aldın? 1000 TL aldım canım bit pazarından. Ama normal bence. Ne zaman aldın? 2 sene önce. Yok, 2 sene önce pahalı. Ankastre'nin fiyatı ne kadar? 3,5. Masanı öğrenebilir miyiz? Masan ne kadar? 10.000 TL. Masa 10.000 TL pahalı değil mi? Şu an bile zaten 10-15 bin lira. 2 sene önceye göre 10.000 lira bunun çok sene, pahalı. Bunu 2 sene önce almadım, yeni aldım canım. Avizenin fiyatı ne kadar? Avizemin fiyatı 500 lira. Uygun. Benim ama bana masa kadar pahalı geldi. Hayatım, yeni aldım ama.
İki sene önce almadım. Ama yeni duruyor ama. Kızlar bitti galiba yorumlarınız. Bitti ses. Haftanın oyununda iddialı mısın Fazilet? Evet. Bakalım tam bir Antep kızı olarak kaç tane biberi ipe dizebileceksin Fazilet? Mutfağında çok eksikler vardı. Uyumlu diyecek kadar bulamadım. Şimdi sırada haftanın ödüllü oyunu. Kuru biber dolması. Altın kolye takması var. Görmüş olduğunuz altın kolye için yarışıyorsunuz. Dün kaç tane dizmiştin ipe? 15. 15 tane. Ne yazık ki sen elendin tabii ki. Olsun, arkadaşlarım kazansa da olur. Ay tabii canım yarış. Benim ne güzel söyledin. Bakalım sen kaç tane biber dolması deniyordu değil mi? Evet, onlara? Evet, biber dolması. Dolmalık biberi ipe dizeceksin ve kurutulacak bunlar sonrasında. Evet. İddialı mısın? İddialıyım aslanım. Peki, 90 saniyen var. Evet. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1, başla! Önce bir güzel içindeki tomurcuğu çıkardık. Senin gibi yapıyordu önce. Ayıklıyor. Evet, ya, iyi gidiyor. Aslında kurt mu var orada sanki benim kenarında? Nerede? Sen devam et baba. Hadi. Şaşırtıyor. Aa, bu açılmamış tabii, haklısın. Bakalım ne olacak. Daha bunların içini boşalttıktan sonra ipe dizecek. Tabii. Aslanım sizce? Bence yapamaz. Selvihan 15 yaptı. 15'ten fazla yapamaz. Diyorsun. Bebeğini uyuttu mu gece? Evet, hayatımı uyuttum. Bak. Bebeğini uyutmuş. Güzel gidiyor. Sen ne diyorsun? İyi gidiyor şu an. Sen peki kuru dolmayı mı daha çok seviyorsun, biber dolmasını mı? Hiçbirini. Aa. Sevmez misin? Hayır, biberi sevmem. Sevmediğin bir şeyi severek yapabilecek misin? Yapabilirim zaten. Sen şu an suratınla dövüyorsun biberi. Suratınla biberi mi dövüyor? Evet. Allah gülümse biraz biberi ya. Hazreti, bence dövmeye başla çok istersen zamanın kalmıyor. Bence dövmeye başla zamanın kalmadı. Parçaladın kız biberini. Biber biberi parçalayabiliyor muyuz böyle? Biber biberi olur böyle. Biber biberi. Bir. Parçaladı resmen. İki. O ucunu ben ucunu yakala. Sen ucunu tutsan aşkım. Tut. Sen bir oradan evet. 4. Hadi bakayım 15'i geçecek mi? 16 yapmalısın. Nasıl acı acı kokuyor, nasıl acı acı kokuyor. Hadi yaparsın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, tutalım. Yapamadım. Birlikte sayalım mı? Şu ipi rica edeyim mi? Buyurun olsun. Mersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bunlar sayılıyor mu? Yani bu da 15 olmuştu değil mi? Dedik sana tak diye, aynen. Yanlış aldın sen beni, iyi niyetimi. 16 olurdu ya. Koyalım şöyle. Vallahi bunu yapan hanımefendilere Allah kolaylık versin. Aynen. İnsanın genzine kaçıyor. Bu da işte Antepli kadınların ve bu işi yapan maharetli kadınlar için gerçekten meşakkatli, özel ve kıymetli bir iş. Biz pıt diye dolmasını yapıyoruz, hemen kaynatıyoruz ama bakın bu şekilde yapılıyor. Aynen. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Buradan ben sizi nereye gönderiyorum? Yatak odasına. Selvan gelini geçemedim. Çünkü heyecandan yapamadım haftanın oyununu. Haftanın oyununu kazanacağımı düşünüyorum. Bu konuda iddialıyım. İşte karşınızda Fazilet Gelin'in goldlar içinde ışıklar saçan yatak odası. Odada başrolü oynayan ağır mağır karyolasını pudra tonlarındaki çiçek desenli uçuş uçuş bir yatak örtüsüyle taşlandırmış gelinimiz. Takımın devamı olan heybetli gardırobu tek başına güzel olsa da üzerinde duran paketler içindeki yastıklar maalesef mobilyanın havasını alıp götürmüş. Gold desenli halıları ve oldukça hareketli tülleriyle bakalım Fazilet Gelin rakiplerinden nasıl yorumlar alacak? Kızlar, yatak odası için yorumlarımızı bekliyorum. Öncelikle ben başlamak istiyorum. Başla canım. Buradaki resim ne alaka? Hem görüntü kalitesi yok hem de gerçekten yatak odasıyla alakası yok. Beni burada kurtar diye bağırıyor. Hayatım, o hediye olduğu için siyah beyaz bir tablo. Onu orada tercih etmek istedim, oraya koydum. Sorun siyah beyaz olması değil, yatak odasında böyle bir resmin ne işi var? Oraya koymak istedim, evimde buraya koymak istedim, ben de buraya koydum. Canım, o sandıklar gözüme çarptı. Yani biraz eski model, 2 yıllık evlisin, 7 yeni modellerden alıp koyabilirdin. Biraz fazlalık, bir de kapının girişinde var, onu ne için kullanıyorsun onu? Aşkım, ona takı konuluyor. Takı yerde mi olur?
Ya ben onu oraya koymak istedim. Çünkü komodinin üzerine falan koyunca pek güzel olmadı. Ama takı dolabı da yerde olmaz yani. Ya onu da orada koymak istedim. Benim de gözüme ne battı biliyor musun Fazilet? Zaten odam biraz küçük. Evet. Odanda bir dolap var. Ekstra bir elbise dolabına gerek var mıydı? Hayatıma elbise dolabı değil. Ona biz Antepli biliyorsunuz Antepliyiz. Orada benim çeyizlerim var bir nevi. Bu arada şeyler, dolapların detayları gold. Orada gümüş kullanılmış. Ya bu son önceden yapıldığı için değişti. Ama kulp, bir kulp değiştirilebilir. Haklısınız ama o kulpları ben fayanslarımla uydururum. Kapı grubu. Öyle bir uyum mu var? Daha ben neler öyle yaptım gerçekten. Bak, de yani. Bak sana açık söyleyeyim. Evet. Gardırobun tek başına harika. Teşekkür ederim. Ama evden uyumu yok. Çünkü nasıl? Dediğim gibi şuradaki kulpları yani zaten doğru. İnternette falan çok ucuz fiyata satılıyor. Ben doğru. Kendim değiştirdiğim için biliyorum. Gold alsaydın gerçekten harika bir uyum yakalayabilirdin. Bu şeyini katılıyorum. Toplasan 100 TL'n ya gidecek ya gitmeyecek. Yok hayatım 100'den fazla canım, gidiyor. Canım ben kendi tüm mutfak dolapları değiştirdiğim için ya yine de 100'lü bir miktara gidiyor. 100'lü bir miktara değiştirebilirdin. Sen tasarruflu bir gelinsin. Uygun fiyatta bulabilirdin. Bu arada ben dolap üzerinde bir şey görmekten nefret ederim. Gerçekten çok eskide kaldı. Hani eski kadınlar evet böyle yani seriyordu, gösteriyordu ama şimdi hiç kimse de kalmadı. Biliyorum senin için çeyiz çok kıymetli ama hiç hoş bir görüntü gözükmüyor. Olabilir, senin düşüncendir. Rengarenk duruyor, gerçekten göz yoruyor. Olabilir. Hani bir de dün Selviha'nın yatak odasından sonra buraya gelince ya kıymetli biraz anladılar boğuk şimdi. Oldu. Boğuk oldu. Boğuk değil, basit kaçmıştır. Benimki daha modern, daha şıktı ya. Işıltılıydı ya biraz. Aşkım benimki de ışıltılı gayet. Bence bu biraz şeye benzemiş. Yatak değil de genç odası takımlar oluyor biraz böyle tek kişilik. Ben öyle hissettim. Seninkinin yanında öyle olabilir ama gerçekten yatak odası takımını beğendim ama uyumsuz olmuş sadece. Olabilir. Yoksa genel olarak yatak odası takımın güzel, hoş. Ama aksesuarların sandığın, makyaj masasının üzerinde kullandığın şeyler takım dolabın ben buraya ait değilim diye bağırıyor. Olabilir. Onlar el emeği bu arada. Bunu belirtmek istiyorum. Olabilir. Uyumsuz olabilir. Mesela mor olması olabilirdi. Haklısınız. Ona bir şey demiyorum. Peki ben şey soracağım. Yerdeki nedir? O da el örgüsü halı dokuma o. Niye orada? Oraya koymak istedim. Başka bir yere koyamazdım. Şena bir dakika. Şena bir dakika. Aynur uyandı. Ama aşkım bir dakika, bir dakika. Oy, onun yeri pardon. Yer. Yerine bakma. Başka bir yere konulmaz. Canım bölüyorum. Evet. Aynur uyandı. Gerçekten. Aynen. Harika. Ya genel olarak yatak odanın takımın güzel ama böyle biraz karışık fazla eşyalar koymuşsun. Olabilir. Dün ama benim perdemi de yerden yere vurmuştun ayrıca. Yine bak desenli burası da. Onu buraya uygun ve benimki daha şıktı, daha moderndi, daha güzeldi. Senin de gold'un var. Bu ne böyle? Fazilet o 6 yıllık gelin, bu ne? 2 yıllık Allah seni ne yapmasın. Ama ben bunu çok beğenerek aldım. Gerçekten. Ama ben de onu çok beğenerek almıştım. Gayet de güzeldi. Hayır, senin fonların benim fazlaydı. Benim yatağımda fon yoktu ki. Fonları fazla değildi. Fon ve seni ki. Beğenmedik. Ben ampul dikkatimi çekti. Evet. Disko'ya falan mı geldik? Evet, disko'ya geldik kızlar. Neden kırmızı, pembe, mavi yanıyor? Ben onu bilerek öyle taktım oraya. Sırf sizin için taktım. Bizim için değişiklik taktım. Olsun değişik diye. Değişik bir ama katmış yatak odasına kızlar. Aynen. Değişik bir ambiyans kattım. Bir şey söyleyeyim mi? Avizeni beğendim. Teşekkür ederim. Mutfak mendili sermiştim diye şey olmuştu ama sen de yatak örtüsü sermişsin. Yani yatak örtüsü. Ama yorgan yüzü. Yok artık. Pardon. Döşek ya komodin döşek. Komodin üstüne, komodin üstüne örtü sermişsin. Komodin mi? İşte şu aynen. Makyaj masası. Şenay kendini iyice kaybetti. Ama o da el emeği bu arada. Tamam benimki el emeğiydi. Ama şık duruyor. Şık duruyor. Belki de şık duruyor. Ben seni laf etmedim hayatım. Ya bu dantel olayını sevmiyorum ben. Sen 10 yıl önce evlenmiş olsaydın bu oda, bu mobilyalar okey. Ama sen daha 2 yıllık gelinsin. Ama bilmiyorum. Şimdi şöyle büyüklerimiz de böyle istediği için kıramadım pek. Sen kendi zevkine göre düşmedin mi evi? Ama normalde mesela ben ama bunları gerçekten burada. De, hayır gerçekten ya, de örtü kullanmıyorum. Sanki. Çünkü neden derseniz örtü kullanmıyorum. Ben de sizin gibi gereksiz buluyorum. Ama bilmiyorum hani misafir geliyor hani yeni gelin de açıyorlar ya. Evet. Yani programda yeni gelin evi olduğu için ne bileyim açmak istedim. Ben gerçekten normalde açmıyorum ama yani. Ama gerçekten pazartesi böyle konuşmuyordun. Nasıl yani? Ben de gelindim. Ben de serdim. Ama hayatım ben, seni buldunuz. Ben senin mendillerine yorum yapmadım. Can senin günün geçti artık onu bir köşede mi bıraksan? Sürekli hayır niye bırakıyoruz? Niye bırakıyoruz? Niye bırakıyoruz? Siz yorum yaparken tabii ki geçti bunu, bu günü yani. Tartışmamız gerekiyor. Bir dakika yarın da Aynur'un günü ya. Aynur senin... Her şeyi yok Aynur. Benimki böyleydi yok şöyleydi. Geçen haftaları susup susup herhalde cuma günü Züleyhan'da patlarsın. Bu hikayede yanan da Züleyhan oldu. Ben halını beğendim. Teşekkür ederim. Sadece dediğim gibi bu odada halın çok dikkatimi çekti. Güzel. Bir de gardırobun tek başına güzel. Ne kadar aldın? Fiyatı ne kadar? Halılarımın üçlüsü 1500 TL.
Güzel. Bu yanar döner avizen? Tahmini olarak 450 TL. Yatağı da takımı? Takımımı toplamda 18.000 TL'ye aldım. 2 yıl önce. Evet. Yine gayet uygun. Yine gayet. Aynen. Evet. Güzel günlerde kullanıyorum. Sandık olmamış. Keşke yeni çıkan renkli sandıklardan alsaydın. Çok eski bir sandık. Ona da bir şey yorum yapacağım. Haklısın. O zaman gerçekten de uymuyor. Bunu sana katılıyorum. Ama evimde başka koyabileceğim bir yer yok. Dediğim gibi burası yatak odası olduğu için pek de göze bakmıyor. Yani eşimle niye bu sandık burada duruyor falan demiyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Dün halamızla hemen hemen birbirine benziyor. Sen benim halımı yakıştırmamışsın. Yok gold var. Senin halın salon halısıydı. Salon halısı falan değildi. Gayet aynısı. Fark eden bir şey hayır, var mı? Hayır, bu bildiğin yatak odası. Yatak odası. Çünkü benim yatak odamın girişi genişti kızlar. Ben bunu kullanamazdım ki. Senin genişti yani. Senin odan uymuyordu. Senin odan uymaz olur mu? Hayır, hayır. Benim mobilyam var. Benim halım gayet güzel uyuyordu. Dün orada konuştun. Ha, seninkini de gördük. Ama hayatım gerçekten kızların dediği gibi biz şunu da konuştuk yanlış bir arada. Hem mutfakta gördük hem yatak odasında gördük aynı halıyı. Onlar bir takım. Tamam takım olabilir ama seninki çok şey kaçtı böyle. Salon halısı gibi kaçtı. Hayır hayır benim mobilyama göre bence gayet güzeldi. Senin yatak başlığından sonra bu yatak başlığını görünce ne hissettin? Genç odası. Hayatım bence genç odası değil. Yani. Biz çok beğenerek kullanıyoruz. Ya sen tabii zevkin farklı. Aynen. Güle güle kullan. Aynen, teşekkür mutluluklar. Ederim. Allah biraz da kocalsın. O ayrı bambaşka bir şey. Aynen. Ama ben beğenemedim. Çok basit geldi benden sonra. Ama sizce buraya da büyük bir çok şey olmaz mıydı? Aynen. Çok zaten olmaz, odan küçük olur. Olmazdı bence buraya. Olmaz. Ama senin ama odana... bir tık daha büyük olabilirdi bence. Ama bilmiyorum daha ya. Daha geniş böyle olabilirdi. Benimki de çok büyük değildi ki o kadar. Abajurların çok tatlı duruyor. Ne kadar? Evet, teşekkür ederim. Abajurlarımın tanesi 250 lira. 250 TL. Kız sen nereden buluyorsun böyle ucuz şeyleri? Hayatım burası güneş. Güneş olsun. Ya burada yani ucuz oluyor sizinkiler olduğu yerde yani. O kadar pahalı. Yer geziyorum vallahi bulamıyorum yok, böyle ya. Bir şey alacaksın sana. Hatta dün aldım. Sana geleceğim. Vallahi sana geleceğim. Sen yönlendirsin. Ben tasarruflu olmanı çok sevdim bu arada. Teşekkür ederim. Evet. Her kayınvalidenin hayalindeki gelin. Şöyle bir idrak var. Şöyle bir düşünce var. Ya uygun olsun. Eşya sonuçta aynen. Haklısın. Gerekirse şey olsun diyorum. Mesela yıpranırsa değiştirirsin. İçine dert olmadı. Ya ben buna çok para verdim. Keşke yıpranmasaydı falan öyle bir derdim aynen. Yok. Güle güle kullan. Kesinlikle haklısın aynen. Bu konuda. Teşekkür tebrik ederim. Ediyorum. Teşekkür ederim. Ben acımıyorum kocama o konuda. Yok ya ben acıyorum. Acımıyorum yani. Ben düşünüyorum kocama yani. Ben de kocamı düşünüyorum. Hayır çok düşünmek zorundayım. Düşünüyorum işte var ki alıyorum yani. Ya o Allah seni daha çok yani. Allah'tan çözüyorum, alıyorum. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet. Bitti evet, ses. Artık Fazilet'in çeyizlerini serelim mi? Evet, serelim. O zaman müsaade edin de çeyizleri serelim. Ya yatak odasına Antep'te genelde koyuyorlar ama o sandık oraya olmamış. Anladık yöresel kısın ama bu kadarı da abartı. Dolap benim, ev benim. İstediğim eşya istediğim yere koyarım. İster yorgan, ister yastık. 2 yıllık evli Fazilet gelinin el emeği göz nuru çeyizi karşınızda. Dizi dizi el örgüsü yelekleri, şalları, kına gecesinden hatıra birbirinden güzel fotoğrafları, pırıl pırıl bakırları, yazmaları, yastık kılıfları ve lifleriyle Fazilet gelinin çeyizi çok ama çok renkli. Bakalım gelinlerimiz de bizimle hemfikir mi? Fazilet gelinin çeyizlerini serdik. Faziletçim favori parçan hangisi? Favori parçam şurada her gelinin olmazsa olmazı Anteplinin. Antep işimiz var. Bu her evet. Antepli gelinin olmazsa evet. Olmazı diyorsun. Bu bir yatak örtüsüdür. Şöyle göstereyim bu yastıkları. Hı-hı. Evet. Şöyle annem alalım. Ben küçükken çeyizimi işlemiş. Ha şurada devamı herhalde evet, değil mi? Orada kızlar rica etsem. Evet tamam. Evet örtüsü. Bu var mı tüm Anteplilerde gelen? Hemen hemen gelininde vardır. Köpüme köpüme. Bende yok Aslı Hanım açık söylemek gerekirse. Öyle. Allah Allah. Açalım isterseniz. Yani şöyle biraz açalım. Bunu herkes aynen. Yapamıyor zaten. Aynen. Şu mu özelliği? Şurası. Evet. Antep işi dediğimiz yer zaten şu kısmı. Antep işi şu kısmı ya aynen. Yakından görür arkadaşlarım. Hesap işi mi diyorlardı buna o değil mi bu? Çok. Bu başka bir iş. Antep işi diye geçiyor. Aynen. Antep işi diye geçiyor. Ama çok küçük, çok minik. Aynen, çok emek sarf ediliyor ve çok da şey kim yani herkes de bulunmaz kolay kolay. Öyle mi? Bunu annem ben küçükken çeyizime yaptırtmış. Yaptırtmış. Aynen. Ay canım benim. Kullandın tabii ki evlendiğinde. Tabii ki de aynen. Dur, o İlk zaman... yeni gelinken bunu açmıştık. Tamam. Peki senin yaptığın bir parça var benim mı? Benim yaptığım parça. İlk örgüye başladığımda Aslı Hanım. Canım. Bunu işlemiştim. Ha. Aynen. Ay.
Bebeğine evet. giydirdin mi? Yok, benimki erkek olduğu için giydirmedim. İlk bunu işledim. Olsun, ne var, bu renkte giyiyor bilmiyorum. Erkekler şimdi. Oğluşuma da şunu işlemiştim. Tamam. Patik şöyle. Şöyle bere işlemiştim oğluma. Dantel yok mu? Dantel var hayatım. Yok, kendi işlediğin. Şimdi. Yok, ben dantel bilmiyorum ya. Liflerimi ben yaptım. Aynen. Örgü liflerimi biliyor. Falan ben yaptım. Güzel ama bunları. Susuklarımı ben yaptım. Aslında bu kaneviçeler dantebe ait. Ay, evet. Melekler de güzel. Üç gündür. Evet. Tüm şeyleri. Olmazsa olmaz kaneviçelerimiz. Açsanıza, göstersenize. Ay, bu yelek güzelmiş. Bunu sen mi yaptın? Ben şunu onu annem işledi aslanım. Annemlerinden çok iyi gelir. Vallahi. Evet. Çok güzel. Ben de alabilir miyim bir tane aslanım yelek? Tabii. Al bir tane. Şöyle vereyim. Üşümeyin kızlar. Ben yelek kullanmayı sevmiyorum. Şal canım. Şal yok mu? Ay, şu pembeye bakayım oradaki. O da çok güzel. Aynı ucum, o ne? O da yelek aslanım. Ama yeleklerin bayağı bir aslanım. Aynen. Gerçi aşkım, evinden dolayı kullanman gerekiyor. Aynen. Doğru. Evimden dolayı kullanıyorum. Bir de çok önem verirler bizlikler yeleklere falan. Yelek. Aynen. Aynası böyle oldu. Çok güzel oldu aslanım. Yok, bir tane daha deneyeyim üstüne. Hop, bunu da göstereyim. Kat kat. Ne diyorsun? İyi gitti valla. Çok yakıştı. Aa, çok güzel oldu ikili. Ben şuna bayıldım. Aynen, onun namaz tübentlerimiz. Hani bu tübentlerin çok güzel. Aynen. İğne oyasına bayılıyorum zaten aynen. ben. Bak, bu da hoş bir o şey. O da elemiye aslanım. Kurdele işi, evet. Boncuk işi. Aynen, öyle boncuklarım çok var. Biz eskiden... Boncuk kapanmaya değildi. Niyeti var galiba. Çok yakışıyor ama yakışıyor gerçekten yani. Gerçekten. Maşallah aynen. Kızıma. Evet. Aslanım, biz genelde eskiden kayınvalideler gelinlerine bohça götürürken böyle el işi bohçalar yapılır. Bunların içine eş kıyafetlerini, eşyalarını konulur, öyle gidilir. Bu nedir? O da hayatım flor. Ne? Flor. Flor. Değişik bir şey dedim. Flor. O da innoyası elemeyi. Fazilet gelinin kınasına. Aynen, o da hoş kınama. Geldiniz. Ama çeyizdeyiz. Kınaya sonra gideriz. O da elemeyi aslanım. Bu kilim. Gördüm vallahi. Şöyle ay, açalım. Ne kadar güzel ay, oldu. Ay maşallah. Çok yakıştı. Ben buna bayıldım. Bu kilim. Çok güzel değil mi? Evet güzel. Ay be. Bunu serdi mi bir yere? Yok. Ben değil bunu mi? Yazın şeyimi koridoruma kullanıyorum. Sıcak olduğu için evim bu seferde. Sadece bunu açıyorum. Etrafları açık oluyor. Ay, çok güzel. Aynen. Çok bir şey soracağım. Bu şirine mi? Evet. Şunu şöyle bir kenara bırakıp. Yapmadın? Hayat çok hediye olduğu için sadece onu yapmadım. Yani. Peki bu nedir? Kitap. Roman. Anlat bakalım. Biz bu eşimle bilerek, severek evlendik Aslı Hanım. Ne güzel. O yüzden eşime böyle bir jest yapmak istedim ben. Evet. Onlara da eşim bana jest yaptı. Aa, ne kadar hoş. Zaten ne kadar romantik. Kız, aynen, kızlar, eşim çok romantiktir ve evimin geneli yüzde bütün objelerim eşim ben sevgiliyken bana aldığı hediyeler zaten. Yani objeyi çok almadım şahsen evime. Ne romantik erkekler var ya. Ay, çok ya, şey. Ya. Ben onun yanında biraz odun kaçıyorum diyebilirim size. Fazilet'cim, bu da çeyizi dolu göstermeye çalışılmış bir parça. Hayatım, onun bir şeyi ben var. Konfortusu. Hayır aşkım, onu söyleyeyim. Kayınbabam, kayınvalideme Kıbrıs'tayken bu yatak örtüsü, kızlar bu arada, ona hediye ediyor. Ve kayınvalidem de bana bunu çeyizme bohça olarak getirmişti. Yani bohçam da getirmişti. Güzel, güzel ama biraz bu yani, fazla evet. Ben de halı da koyayım, sofra da ama koyayım. Ama elemeyi hayatım, o yüzden koydum. Sen toplayıp getirdin, ne yaptın? Aşkım da Kıbrıs'tan geldiği için. Evimizde böyle kilimlerimiz var, bunları çeyize koymuyoruz. Benim de vardı, çeyizlerine... ben koymadım. Koyabilirsin hayatım, koymadım. Benim de sandım vardı, benim de kocamın bana hediyeleri vardı. Ben koymadım. Aşkım, koyabilirsin ama koymadım demediler sana. Sen de hazır sufalar doldurmuş. Aynen. Su orada da var. Bu da... Benim sufalarım bana kalmıştım. Yine dolu göstermek için. Yani nevresim onlar aynen sadece. Ama işte kızlar bir sürü elemeyi var. Şöyle göstereyim. Tamam, benim de bir sürü elemeyi var. Hayır ama dolu göstermek için olmuş. Bak, şimdi şeye haksızlık etmiş olduk Selvi'ye. Selvi'nin her parçası güzeldi. Ama evet. Sadece gerçek çeyizini koyduğu için az gözükmüştü. Sanki hayatım, ben bak hepsi olmuş. Elemeyi görmüyor musunuz? Güzel. Onlar zaten bacağı. Yatak odasında mı konuştuk? Yatak odasında bence böyle bir şey artık kalmadı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tasarruf dedin, tasarruflu gelinim dedin. Az harcıyorum dedin. Hayatım, Antepliler çeyiz de meşhur. Ama o istememiş halim. Tamam da o eski Antep artık kim bunları kullanıyor ki? Evde iki ben tane. Ben kullanıyorum. Hayır, evde iki tane olurdu. Evet, geleneklerimizi yürütmemiz adına. Ama bu kadarına gerek yok. Bu kadarını kimse kullanmaz. Aynen. Senin evine organik uyumuyor. Çok fazla. Daha bir de dolapların içinde de var. Alın Aslı Hanım. Şunu falan alabilirim. Günah yani, bu hepsi bir emek bir de. Bunları her kış çıkar, içini temizle, geri koy. Ayağı zararlıya. Ay hakikaten ya, bu ne kadar çok yastık gerçekten. Aslanım, daha bilgi az hali. Ne yapıyorsun ya, canım? Benimkin hepsi emekti. Hepsi yani emekti, ben fark etmediler. Yani ben bunları koymadım, hadi linç edin. Yok işte hazır supla koymuş, yok şunu koymuş. Güzel parçalar yani, var ama sırt doldurmak için nevresim koymuş. Ama hayır, benim nevresim... Benim çeyizim şu an...
yani herkesin gözünde. Kızlar şu an üç parça şeyi bence bu kadar emeğe şey yazık yapıyorsun. Bu ne? Şu an. Emekleri beğendim zaten. Aşkım altlarını görmüyorsun galiba bak mesela. Ne var altında çok merak ettim. Bunun altında ne var? Aşkım aç bu gör şey bak. Gibi oldu. Tam keşke bak. Bunları görseydik. Bu hazır hayatım. Bak. Hazır havlu. Dikişim bile yok. Şunu da göstermek hazır istiyorum. Hazır havlu. Kız danteli bile yok. Danteli vardı kızda. İnoyalı vardı hatta havlu. Benim hazır bunu niye koydun? Aşkım, bu havlu banyonda yani. Dursaydı. Ben hepsi hazırladım bunların hayatım, yani. Hayatım ben size çeyizimi açtım yalnız. Ben komple. De çeyizimi açmıştım tamam ama olay çıkartmıştınız hatırlıyor musunuz? Ama sende benimki kadar yok elemeyi açtım. Pardon bir şey söyleyeceğim. Canım tatlım vardı benimkiler de alttaydı. Tamam kızlar şuna bakalım biraz daha. Aslında benimkinin hepsi emekli mesela. Türk yama. Efendim? Benimkinin hepsi emekti. Ben de koyabilirdim bunları. Benimki de dolu dolu gözükebilirdi. Ama ben size var olanı koymak istedim. Emeklerimi koymak istedim. Ama şu an resmen... Siz beni yerden yere vurdunuz. Kızlar şu gerek an bana... Gerek var mı böyle şeylere? Hayır şu an bana haksızlık yapıyorsunuz. Şu an beni çekemiyorsunuz. Şu an çiğdim sizden. Çok canım yani. Ay seni çekemiyoruz tatlım. Evet çekemiyorsunuz. Yani bu kadar geç. Bir şarkı patlat da oynayalım. Yani. Ama bu bohçayı sevdim. Aşkım bu benimki ama. Babaannemin annesi de var. Benim annemde de var. Güzel. Ben bu gerçekten eskilerde var. Benim aynen. Annemde de var. Çok, çok güzel. Güzel bu. Bunu çok hoşuma gitti. Bu ve kendi eliyle dikmiş evet. Bu kızlar. Yani bunları hani tamam çok güzel nevresim yani, takımları var da. Gerek hani yok. Keşke yani bunları bir koymasaydım. Hakikaten Yavrucuğum. Şunu kaldıralım. Kot pantolonu da mı koydun? Hayır bu kot pantolon benim bebeklik eteğim. Annemden kaldırmasını bebeklik isterim. Bebeklik mi? Ya çocukluk diyeyim ondan sonra. Ama bence de. 14 yaş eteği bu yani. Ay, ben çocukken giydim. Yani. Bir de şu aslanım. 17 yaşındayken giydim. Hayır ya ben 17 yaşındayken buna ama giymiyordum. Ama bu çeyiz olmaz işte. Birkaç sene aşkım. Önce falan yani. Ama ben hatıra diye koydum. Ama evet bu biraz bak. Anlamlı olabilir. Bak. O şal ne için? Aşkım bu şal da ben eteğim. Çocukken kullanıyordum annemden rica ettim. Bunun üstüne mi? Böyle. Kombin güzel. Aynen. Bunlar da düz havlu. Benim de o kadar aşkım, düz havlu vardı. Aşkım benim el emeklerim vardı ya. Çıkartmadım halde. Benim de o kadardı yani. Kızlar bu çeyiz 50 bin TL'yi hak eder mi? Hayır. Hayır mı? Dün beni yerden yere vurdu. Hayır mı? Hiçbir şey yaramaz ki bunlar. Şimdi el emeği var. Yok diyemem. Bakın isterseniz. Bunlar ne? Ama aşkım bak istersen. Ama siz sadece hazırları açıyorsunuz. Elemeğini açmıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Açalım. Elemeğini de açalım. Evet babaannem oğluma işledi aslanım. Canım babaanneciğinin ellerine aynen. Sağlık. Ne kadar güzel takım ya. Ay. Bak benim o kadar hazır havlum vardı çıkartmadım. Bilsem çıkartırdım. Hayatım. Al elimi ye. Tamam bunları görelim. Bunları görelim. Çek çıkar alttan çıkar. Hayatım. Yazmaları göster. Bu yazmalar güzel çok zaten. Çok güzel işler var. Çok güzeller. Al onları komple al onları bana getir sana şöyle. Şöyle aslında. Bir şey söyleyeyim mi? 200 tane yazmam vardı çıkarıp böyle bakmadılar ya. Yemin ederim. Beni kendin hiç bakmadınız. Vallahi hiç bakılmadı. Bakılmadı. İşte bak bakın nasıl kızlar. Gösteriyor. Şöyle. Çeyizinin arkasında aynen. Nasıl duruyor. Aynen çeyizinin sonuna kadar arkasındayım. Hatta inoyalı havlularım da olması lazımdı. Bu ne? O da baş tülbenti. Mevlütlerde. Aynen mevlütlerde. Evet burada da havlular aha. Var. Allah. Kızlar buyurun. Ooo çok ağır. Bak işte ne kadar güzel. Güzele güzel diyoruz. Kızlar el ben emeği. Ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça. Şunlar. Yani doldurma yapmadığınız için evet, tabii bak ki. Bakalım. Hak haktır canım. Hadi bakalım buradan iftar masamıza geçelim mi hanımlar? Tamam. Evet gidelim. Neyse gösterdik var. Lifleri aynen. De fazla fazla yazmaları şunları da havluları mesela. Da yastıkları yorganları da. Ellerine sağlık. Teşekkür buradaki ederim. Buradaki benim favorim. Babaanneciğinin yapmış olduğu buna bayıldım. Bu paspasa bayıldım. Kırk yamana bayıldım. Yelekler de güzel. Harika yapan herkesin ellerine, kollarına sağlık olsun. Biz şimdi buradan gelinimizin iftar masasına geçiyoruz. Hadi, hadi kızlar. Çeyizi güzeldi. Yeni gelin olmasına rağmen 2 yıllık bir gelinmiş. Ama sırf çok göstermek için nevresimleri bile koymuş. Evet, işte karşınızda Fazilet Gelin'in odalara sığmayan iftar masası. Antep'e özgü yöresel lezzetlerin resmen bir geçit töreni yaptığı iftar sofrasında kadayıftan katmere, kuru dolmalardan mercimek köftesine kadar her şey var. Bakalım tatlısıyla tuzlusuyla göze hitap eden bu iftar masası gelinlerimizden kaç puan alacak? Gaziantep haftamızın 3. gününde biz iftar masamızda sevgili gelinimizin salonundayız. Evet aslanım. Kaç gündür dışarıdaydık? Bugün evdeyiz. Evet bugün evde sizi ağırlamak istedim. Teşekkür masamda. Ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim bu kaç çeşit hayatım. Maşallah barek Allah.
Aynen. Ya Rabbim, Allah'ım olmayanlara da nasip eyle. Amin. Bu Ramazan gününde inşallah. Gerçekten muazzam yorulmuşsunuz. Misafirperverlik ve lezzet, özellikle bu özel lezzet konusunda, yöresel lezzet konusunda gerçekten üçüncü gün ve yine çok iddialı bir masadayız. Neler hazırladın sen? Neler hazırladım aslanım? Soğan kebabı var, patlıcan kebabı var. Olmazsa olmazımız, evet, olmazsa olmazımız iftarlarımızda. Kimler yaptı? Bunları kayınvalidem, annem, kayınvalidemin annesi ve ben hazırladım. 4 kişi. Aynen. Evet, bir dördünüz hazırladık. Bir şey söyleyeceğim. Bugün sende galiba bir rekor kırılıyor. Evet, bu hafta rekor. Kaç çeşit var? 50 çeşite yakın yemeğimiz var. Yani diyorsun ki ben masamda zaten çok iddialıydım. Aynen. Dün söylemiştin. Evet, patates günden beri söylüyorum. Evet, 50 çeşit. Ama Aslı Hanım şimdi bize de bir yardım eden olsaydı biz de yapardık. Evet, yani. Ben kendim evle yaptım. Çeşitleri yarıştırmıyoruz, sakın yanlış anlaşılmasın ama iddialı olduğunu söyledi. Evet. Biz de gösterdiği özene teşekkür ediyoruz. Çünkü bu da misafirperverliğe dahil bir durum. Evet. Şu nedir? O, hamur gibi bir şey. Yağlı ekmek diyoruz biz. Yağlı ekmek. Evet, içinde un, pekmez, şeker, su ve yağda kızartılıyor. Evet. Bir nevi pişi. Şu kelle paça mı? Evet, o kelle paça yaptım sizin için. Oo, enteresan. Aa, firik bulgur pilavı. Evet. Gaziantep'te meşhurdur. Tavuklu. Aynen. Yaptın galiba. Aynen. Şu nedir? O, biz ona yapma diyoruz. Yapma. Evet, iç köftenin yanında yapıyoruz. Banik diyorlar. Malatya'da da banik derler. Kuru patlıcan, kuru dolması, içli köfte, sarma var, lahana sarma. Aa, mercimekli köfte Antep işi müthiştir. Olmazsa olmazımız. Çiğ köfte yine. Evet. Ve katmerlerimiz burada. Ellerimize sağlık. Afiyet olsun. Ve şu köşede senin yaptığın ekşili köfteyi görüyorum. Evet, günün menüsü ekşili köfteyi yaptım. Evet. O zaman izleyelim mi? İzleyelim. İzleyicilerimize tarifi senden alsınlar. Evet, Türk notalarını verelim. İftar masası güzeldi, yani yeterliydi ama bazılarını fazlalıklı olarak yapmış. Bu kadarına gerek yoktu bence. Kolay gelsin Fazilet. Ne yapacaksın bugün misafirlerine? Sağ olun. Şu an ben kızlara ekşili köfte yapacağım bugün. Gaziantep yöresine ait bir yemek mi bu? Evet, Gaziantep'e ait bir yöreye. Harika. O zaman tarifi senden dinleyelim Fazilet. İlk başta simitimi kutu koyuyoruz. Biz ince bulguru deniyor ama biz genelde simit diyoruz Antepliler. Doğrudur. Ne koydun üzerine simitin? Salçamı koydum. Yüzüklerimi çıkarıyorum şu an yoğurmak için. Önce simidimizi koyduk. Sonra salçamızı koyduk. Sonra bunu birazcık yoğuracağım ben. Sanırım daha önceden bu bulgurlu harcı hazırlamışsın. Evet, ben size göstermek için daha önceden hazırladım biraz. Sonra birazcık tuz atacağız. Hep göz kararı mı yaparsın? Evet, biz Antepliler hiç ölçü yok. Göz kararı yapıyoruz. Sonra biraz karabiber, biraz kırmızı biber, biraz daha yoğuruyoruz. Sonra birazcık şimdi su alacağım. Sonra bunun bir püf noktası var. Un koyuyoruz tutması için. İsteyenler yumurta da koyabiliyor. Ama biz yumurtayı pek sevmediğimiz için, eşim falan çok sevmediği için koymuyoruz. Rengi de çok güzel oldu. Aynen, tadı da çok güzel. Masada yerseniz. İftarda tadına bakacağız tabii. Bu arada şu arkada duran hazır olan şey de nedir? Oradaki hazır olan şey, tavamıza yağımızı koyuyoruz. Soğanımızı doğruyoruz. Birazcık kavuruyoruz. Ondan sonra etimizi koyuyoruz. Soğan kavrulduktan sonra eti de kavuruyoruz. Ondan sonra suyumuzu aktarıyoruz. Su kaynadıktan sonra yuvarlamamıza aktarıyoruz. Yuvarlama da piştikten sonra yemeğimiz hazır. Yağını, nanesini koyuyoruz. Bitmiştir. Bir de en sonda limon tuzu koyuyoruz. Eşki olsun diye. Eşki değil de ekşi desen daha doğru Faziletciğim. Şimdi bunun nasıl döküldüğünü göstereceğim size. Yani yuvarlayacaksın değil mi? Aynen. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonradan mı yuvarlıyorsun yoksa şeklini kendi mi alıyor? Hayır, sonradan yuvarlıyoruz biz bunu. Bu dökme aşamamız. Sonra şöyle yuvarladıklarımızı bir kasenin içine koyuyoruz. Bunu yapmak ne kadar sürer Fazilet? Bunu yapmak eğer mesela az yapacaksak 1 saatini alıyor. Ama yok, kalabalık bir misafirin varsa 2 saatini, pişirme aşaması falan her şeyi tam olması 2 saatini alıyor garanti. Çok emek var. Aynen, çünkü tek tek yuvarlıyorsun, soğanını kavuruyorsun, onu yapıyorsun. Ondan sonra haşlanıyor. Haşlanması bir 10-15 dakikamızı alıyor. Yani onun için birazcık emek var. Bunları ben daha sonradan devam edeceğim. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Bunun iyice kavrulmasını beklememiz lazım ki soğan çiğ ağzına gelmesin, yumuşak olsun, güzel bir tat versin.
Sonra yoksa böyle sası, biz sası deriz, sası sası kokuyor. Çiğ mi kokar yani? Evet, biz sası diyoruz ama. Bak bakalım sası kokusu gitmiş mi? Şu an gitti. Evet, soğanlarımız hazır, etlerimiz de hazır. Şu an malzemelerimizi birleştirme zamanı. Şöyle içine aktarıyoruz. Bundan sonra köftelerimizi aktaracağız. Çünkü suyumuzu kaynattık. Ama suyumuz kaynamamış olsaydı suyumuzu kaynatmamız lazım. Ben önceden kaynattım. Kaynamış olan suyumuza yuvarlamalarımızı aktarıyoruz. Biz aktarıyoruz diyoruz. Normalde ekliyoruz diyorlar. Dağıttım. Bereketi taştı Fazilet. Aynen, taştı taştı geldi kızlar. Sizin için yapıyorum bunu. Yeterlidir. Ben fazla yuvarlamışım. Suyuma göre fazla yuvarlamışım. Taştı bereketi ya. Şunları toplayayım bir etraftan. Şimdi kaynamaya mı bırakıyoruz? Evet, şu an kaynamaya bırakıyoruz. Limon tuzunu ne zaman koyacaksın peki? Şu an dış ses. Bunlar şimdi ben tuzunu, biberini, karabiberini falan yoğururken atmıştım. Ama su eklediğimiz için suya bir şey atmadık fark ettiyseniz. Biz ayrıyeten suyuna tuz, karabiber ve kırmızı biber atıyoruz. En sonunda limon tuzunu atıyoruz. Şimdi suyunun malzemelerini atıyorum. Tuz, karabiberimiz. Kimi insan karabiberi çok sevmiyor. Bizde şey oluyor, bazı insanlarda karabiber midelerini yakıyor. O yüzden pek tercih etmiyoruz karabiberi. Az koyuyoruz, maksat tadı çıksın. Şimdi bunu kaynasın. Biz bir aşım deriz. Yani bir defa kaynamayı bir aşım kaynasın deriz. Bir aşım kaynasın. Ondan sonra limon tuzunu koyacağız. Sonra üzerine nanemizi attıktan sonra yemeğimiz hazır. Şu an büyük gözü alıyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Evet, şu an kaynama aşamasında kaynamak üzere. En sonki aşamamız limon tuzuydu biliyorsunuz ki. Limon tuzunu ekleyeceğim. Limon tuzu eşkisini veren malzememiz. Son olarak nanemizi aktarıyoruz. Ve iftar masası için eşkili köftemiz hazır. Ellerine sağlık. Ekşili köfteyi ben de yaparım sıklıkla. Çok da severim. Burada sütlaçlar, muhallebiler görüyorum. Bir alakasız balık gördüm orada. Evet Aslı Hanım, kızlar için balık da yaptım benim. Kızlar için. Evet, sizin için kızlar için. Çıktı diye mi? Hayır aşkım, ben şey kızlar için yaptım. Hayır bir dakika. Balık hafızalı falan mı gördün bizi? Ne yaptık? Aslı öyle bir şey düşünmedim. Siz kendi kendinize bana öyle dedirtmek istiyorsunuz galiba. Aynanın dediğini duydunuz mu? Belki boğazımıza batar da konuşmayız diye. Hayır aşkım. Bir dakika Aynanın sanki çok konuşuyormuş gibi. Hayır, boğazınıza batmasın diye. Boğazınıza batmasın diye kılçıklarını özel olarak ayırtladım. Yalnız çok konuşuyormuş gibi ortaya da atmaz mı lafı? Kılçıklarını ayıklamış bir kontrol etsenize. Vallahi ayıklamamışsın, uydurma. Duruyor, istavrit mi o? Hayır, hamsi. Hamsi mi? Vallahi kılçıklarıyla duruyor. Normalde büyük onun kalp biraz, gibi evet. Kılçığı ortadan çıkar böyle ikiye ayrılır. Yapıştırırsın öyle kızartırsın ama hamsiyi. Ama Aslı Hanım onlar batmaz yani. Nasıl batmaz? Niye? Bazılarına batmaz. İnceler diye diyor. Şimdi var ya Ramazan İnciler olmayacaktı ya. Ki gösterecektim ama sana. Ama ince Aslı Hanım olmuyor. Tamam, çeşit olsun diye koymuş. Aynen. Sizi düşünmüş, değişiklik yapmış. Görsel şey. Yine bir tepsi güzel. Baklavamız var, lahmacunumuz var, mantımız var. Of, çok yapmışsın ya. Aslında bu kadar şeye gerek var. Konuş. Bu kadar şeye gerek yoktu bence. Yani bazı şeyler Antep'imize özgü şeyler olsaydı yeterliydi. Hı. Bir de ben bu 3 tane su bardağını fazla buldum. Hı-hı. Yani bir tane sadece bu olsa yeterliydi. Bir tane eksik olurdu. Yalnız ben bir tane koyduğumda da bir tane diye az diye söyledin. Karar verince bir tane yeterliydi. Bir tane olduğu için söylüyorum. Hayatım mesela iftardan sonra çay içilmiyor mu yani? Ben ama çaylarımızı yemekten sonra alıyoruz ya. Bilmiyorum, ben koymak istedim. Şimdi görsel şölen olarak gerçekten güzel. Ellerine sağlık. Ama sunum yok. Bir düzen, bir alaka yok. Ama yine söylüyorum, ellerine sağlık, bu kadar şey emek ister, gözü gerçekten ister. Öyle. Doğru söylüyorsun. Aslan Hanım, ben izninizle alkış çalmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir sofra. Tam bir Antepli'ye yakışır bir sofra olmuş. Katmerinden, baklavasından, patlıcan kebabından her şey var. Gerçekten. Ellerine sağlık. Kesinlikle benim günüm eğer pazartesi olmasaydı ben de daha fazlasını yapardım. Ay canım. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Mükemmel. Evet, gerçekten öyle. Ama sunum hepinizin konusunda biraz sunum eksiklerim var. Kalmışım. Mesela doğrudur. Bunda gold detaylar var. Bunda da yine gold detaylar var. Ama yemek setinde bunların da uyumsuzluk var.
Doğru. Onun haricinde diyemem. Emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, afiyet olsun. Evet hanımlar. Yalnız yemek takımı da benimkiyle aynı kızlar var. Evet. Aynen öyle. Dün neden beğendiği belli oldu. Çünkü bugün kendini evinde var. Pişti oldunuz yani. Aynen. Evet. Ben kaç aldım bunları canım? Aslında ben bunu toplu almıştım. Hmm. Hani kazan, şey tencere seti falan. Kazan. Tencere. Kazan diyoruz aslında biz. Kazan mı diyorsunuz? Evet, Antep'te kazan deriz. Tencere diyen yok. Evet. Kazan, pava. Diyen yok demeyelim de kazan diyorlar. Ama geneli kazan diyor. Derler. Büyük aileler tabii. Aynen. Kazan da pişiriyorsunuz. Aynen. Hani böyle böyle biz onları hatta bir tek aşure yapıyoruz aynen. Vallahi. Ama işte kalabalık aile olunca ne yapsın değil mi insanlar? Bir de aslanım biz kalabalığız. Canım. Benim biz alt üst oturuyoruz eşimin ailesiyle. Aile söylemiştin apartmanı. Aile apartmanı. Aynen. Evet aile apartmanı bu. Ve biz hepimiz kayınvalidemin evinde yiyip içiyoruz. Aman. En güzel kazanda aile. Kazanda pişiriyorsunuz. Aynen bir kazanda yemekhane gibi. Yani bir evde zaten. Mi yeniyor sonra şey mi hani herkes pişirdiğini alıyor evine mi götürüyor yoksa? Hayır orada. Sadece kayınvalidemin evine ineriz, mutfağına gireriz, yemeği yaparız. Kaç kişisiniz toplamda? Altı. Yani toplamı söyle. Zaman. Hani akşam yemeğiniz kayınvalidene indin. Topla bakayım. 10 kişiyiz. 10 kişi peki ben neyi merak ettim biliyor musun? Bulaşıkları kim yıkıyor her gün mesela? Masayı hazırlarken efendim her gün nasıl yapıyorsunuz toplarken hazırlarken? Bulaşıkları Eltim'le ben yıkıyorum Aslı Hanım. Hep değişmez mi bu? Hep değil hayır. Benim çocuğum durmuyor bazen. Eltim tek başına yıkıyor. Bazen ikimiz iki durmuyor kayınvalidem yıkıyor. Ay. Aynen öyle bizde şey yok böyle ille sen yıkayacaksın ben kim boştaysa o yıkıyor aslında. Bence dönüşümlü olsa. Aslı Hanım şöyle. Ya da kura çeksin. Yani dönüşümlü şey çocuk hangimiz çocuğu durursa ay. O giriyor. Ne güzel mesela. Benim oğlum çok durmuyor şu sıralar ben tabii pek durmasın yıkayamıyorum. Canım durma çocuğum yemekten sonra ağla. Her ağla gün böyle. Çocuğum. Her gün böyle. Her gün böyle. Her gün. İki seneden beri evliyim Aslı Hanım ve iki seneden beri düzenli olarak kayınvalidem gidiyor. Sabah akşam öğlen oradayız biz. Ya bir gün of demiyor mu kayınvalide ya? Aslı Hanım. Canım. Hazır bu konu açılmışken ben de buradan kayınvalideme küçük bir laf söylemek istiyorum. Laf. Ya kötü bir. Senin ne haddine ya? Kayınvalideme laf söyleme. Kayınvalideme bir sözüm var. Bir kelamım yani, var. Kayınvalideme bir kelamım var. Gerçekten buradan ona teşekkür ediyorum. Ben çalıştığım için bana hiçbir şekilde evde yemek yaptırmıyor. Kaç yıllık gelin olmama rağmen 6 gibi gidiyorum. Sofram hazır. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Hayır, evimizde mesafe var. Giderim, yemeğimi yerim. Kayınvalidenin bulaşıklarını yıkar, her gün evime gelirim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın kayınvalide. Bir dakika, sen kayınvalidene gidiyorsun. Yiyor geliyor. Yiyorsun. Bulaşıkları da mı yıkamıyorsun? Hayır, onu yıkayıp geliyorum. Ama kayınvaliden yıkıyor dedin. Hayır, ben yıkayıp geliyorum. Ben yıkıyorum dedim. Yıkayıp geliyorum. Bir zahmet yıkama. Eline sağlık. Allah razı olsun. Buradan teşekkür ederim. Zaten makineye mi diziyorsun sen? Ne yapıyorsun? Çok yoruluyorsun bir tuşla. Gerçekten. Bu parmak. Evet, siz kayınvalidenize ne yapıyorsunuz? Ay. Ay vallahi kayınvalideleri de bağlasak bakalım. Acaba ne diyecekler? Bilemiyoruz. Bir de dedikodumu yapıyormuş. Yine geldi bu. Hiç belli olmaz. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, ben söylemek istiyorum Aslı Hanım. Evet, sunumlar çok güzel. Ya bu kadar yemeğe gerek var mıydı? Bence gerek yoktu. Ama ben sunum olarak beğenemedim. Masa, bardaklar, çay bardakları çok kalabalık buldum. Bir de çok karışık. Keşke bu şey bardak şöyle göstereyim. Düz olsaydı. Zaten masa yeterince desenli olmasaydı. Zaten yeterince yoğun bir masa. Bence düz bir bardak daha çok yakışırdı buraya. Olabilirdi. Bu ama benim biliyorsunuz biz Antep'te de vitrin var. Vitrin. Evet, tabii tabii gördük var. Salonda sahnede de gördük. Vitrin var. Ben vitrinimin içindeki bardakları kullandım. Onları da kesme koymuştum vitrinimin içinde. Evet. Misafir bardağı. Evet, misafir bardağı. Düz bardaklarımla buraya çok basit kaçırdı. Bardak aslında. Setinin fiyatını öğrenelim. Bu bir de çay 5000 TL var. Çünkü 12, 12, 12 hepsi 12 tane bunların. Var bardaklar koyduk yani. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Güzel bu arada. Teşekkür yani ederim. Setini göstermek istemiş aynen. Haliyle. Peki hayat, masa örtünü, olabilir. Runner, supla, peçete ne kadar? Bu toplamda galiba 2500 galiba. Peki canım, teşekkürler ediyoruz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yemek takımının fiyatını sormadık aslında. Ha, evet, kazanlarla demişti, yarım evet, kalmıştı. Aynen Aslı Hanım. Yemek setim, çatal bıçak takımı ve kazan yani tencere setim 10.000 TL'ye almıştım 2 sene önce. Çok iyi. Çok evet. Uygun. Teşekkür ederim. Peki. Buradan senin düğününe geçelim. Geçelim Aslı Hanım. Tamam mı? Çok tamam. Teşekkür ediyoruz. İftarda görüşürüz bu güzel masayla. Görüşürüz. Yeniden buluşmak üzere diyelim. Peki. İftar masası evet çok yemek yapmıştı ama ben sunum olarak beğenmedim, hoşuma gitmedi. Emeğine sağlık, güzel yemekler vardı. Evet, o muhteşem lezzet masasından kalktık. İftarda buluşmak üzere. Şimdi düğününü izleyelim istiyorum ama onun öncesinde eşinle nerede, nasıl tanıştın
Enes'ti sanırım. Evet, evet. Evet, Enes'le. Nerede tanıştın hayatım? Ben eşimle Aslı Hanım markette tanıştım. Evet. O markette eşimin kuzeni çalışıyordu. Onun yanına gelmişti. Onu görmeye. Ben orada şey yapıyordum, ürün tanıtmaya çalışıyordum. Onu ondan almasını sürekli alır mısın, alır mısın, eder misin? Şu ürün şöyle güzel, böyle aynen, güzel. Bunu tavsiye ederim. Lütfen al, annen ister, bakın, şöyle kullanın. Böyle. Ama hiçbirimizi tanımıyoruz. Kuzeni olduğunu bilmiyorum. Ondan sonra işte geldi, sonra gitti, gel git, gel git yaptı. Sosyal medyadan bana bir mesaj geldi. Ben de bir bakayım dedim. Baktım. Dedim, konuşayım hele dedim. Şey yaptım yani. Yani ne olacak ki dedim. Çok dedim. 2-3-5 gün sonra dedim. Şey olur yani dedim. Sonra baktım böyle olmuyormuş Aslı Hanım. Yani eşim gibi bir adamım olduğuma çok memnunum. Ay İyi ki var. Allah başımdan eksik etmesin. Amin. Seni de onun başından eksik etmesin. Amin Aslı yavrum. Hanım. Yani Allah ta buralara kadar kısmet etti. Hiç aklımda fikrimde yoktu. Ve ailemiz istemiyordu. Canım. Hiç beklemediğim bir anda oluyor kuzum. Evet. Değil mi? Hiç öyle, beklemediğim anda. Bütün gelinlerin atasözü. Öyle oluyor. Ve ailelerimiz hiç istemiyordu Aslı Hanım. Öyle mi? Neden? Evet, ben çalışıyordum. Tamam. Ortak bir tanınan kişi olmadığı için. Ortada tanıdık olmadığı için. Ortada tanıdık olmadığı için. Evet. Ailelerimiz soğuk baktı bu. Öyle mi? Evet, soğuk baktı. O yüzden biz de ama biz pes etmedik. Tamam. Dedik tamam ailelerimiz yok diyebilir ama yani. Biz istiyoruz. İstiyoruz. Ne kadar dedi. Zaman aldı ailenizi ikna etmek? 4 sene. Ciddi misin? Evet. 4 sene. Evet. Yaş kaçta evlendinizde? 22. 22. Gençtiniz zaten. Aynen. Çok da genç tanışmışsınız. Aynen. Evlilik teklifi nasıl geldi? Evlilik teklifi bir kafede geldi Aslı Hanım. Kafe kapatmıştı. Orada bana evlilik teklifi. Hatta şey demişti. Benimle evlenir misin diyeceğine kızlar. Nerede? Şöyle yaptı. Dizini çöktü işte açtı kutuyu yüzüğü çıkartmak için. Yüzüğü pardon. Çıkarmak için dedi. Hadi aşkım görüşürüz Allah'a emanet olun. Ne yapıyorsun ya? Ben evlilik teklifi etmeyecek misin falan yani dedi. Ne? Onun videosu var mı? Ya onun videosu yok ama ben o aklımda kaldı. Nişanlandıktan hadi görüşürüz sonra Allah'a emanet ol demiş. Sözlendikten sonra oldu evlilik teklifi. Aynen. Çok tatlı. Öyle yaptık. Peki işte. İstemeye kaç kişi geldiler seni? İstemeye 100 kişi vardı aslında. Aynen. Nasıl sığdınız evde mi? Bizim oldu. Evimiz geniş olduğu için ve 3 tane oda açmıştık. Evet. Odalarımız da geniş olduğu için yani sığıldı. Sonra ne oldu? Sonra nişan oldu aslanım. Nişanda ne takıldı? En sevdiğimiz. En sevdiğimiz taraf, konu. Nişanda 5 bilezik, 1 kolye, 1 isimlik diyoruz biz ona. İsimlik ne? Yani ismimiz yazıyor eşimle. Eşimin ismi benim ismim yazıyor. Tamam. Sonra bu yüzüklerim vardı. Yüksük. Yüzük. Yüksük diyorum ben ya. Yüksük mü diyorsun? Ya yüzük diyemiyorum. Yani şive girmese olmuyor. Ama şey ya yüksük manası başka. Hani benim bildiğim şey öyle dikiş dikilirken kullanılan evet, iğne parmağa batmasın diye. Ona da yüksük mü deniyor? Evet. Yani ben sanki öyle bir şey. Çıkartamıyorum bazen. Aslı aşkım ne olacak? Öyle işte. Sonra bir tane bileklik. Mor mu giydin sen? Evet mor giydim. Ve acemiliğime geldi kızlar ilk defa giydiğim için. Ama biraz kına gibi olmuş. Eksiklerim vardı. Pardon bu nişan mıydı? Evet, kına nişan gibi olmuş değil mi? Evet, kına gibi zannettim ben de. Güzeldi. Ne kadara kiraladı ya da satın aldı? Kiraladım, 3500. Kaç yıl önce? 3,5 yıl önce. 3,5 yıl önce. Nişan aynen için ben çok fazla abartılı buldum. Ama abartı. Salonda mı oldu? Evet. Nerede? Evet, abartı severiz biz. Benim günümde abartı olabildiğim kadar oldum. Şöyle söyleyeyim. Kendi adıma da konuşayım. Beni bile uyaran olmadığı için aynen nişanlandığı zaman çok heyecanlısın. Böyle güzel olmak aynen istiyorsun. Aynen. Gidiyorsun tarlada falan gidiyorsun. Kimse de seni uyarmıyor. Ne kadar başıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Aslanım biz biliyorsunuz ki arkadaşı iplikli. Evet. Gelinlikçi ipini kısa koymuş. Ay. Arkam 3 çeşitti. Yani şeyin mi nişanlığın mı? Evet. Gelinliğin evet mi? Nişanlığımın. Tamam. Arkası 3 çeşitti. Lacivert, mor, siyah. Allah türle Allah kapatmaya çalıştık o yüzden. Ve bence yüzün çok toplu olduğu için eşarp tarzın olmamış. Şu eşarp daha iyi, daha iyi olurdu. Evet. Böyle başın hiç yakışmamış sana. Ama hayatım ya ilk dediğim gibi ilk olduğu için. Ya bir de ama yüzü çok fazla. Benim fotoğraftandır o fotoğraftan. Benim nişanım. Bir de onda şiş çok şeydim böyle yüzü biraz. Yüzü ödemdir o. Ödem. Ödem suyunu içmedin mi? Yok unutmuşum aslında. Ondandır. Rabbim de mutluluğunuzu daim etsin. Sağ olun. Teşekkür sonrasında ederim. Sonrasında kına oldu galiba. Evet kınam oldu. Kınan kaç kişilikti? Salonda mı oldu? Nerede oldu? Kınam da salonda oldu.
oldu. 500 kişilikte. Peki yemekli miydi, normal miydi? Normal. Normal. Evet, çerezliydi. Çerezli çok kolası güzel. Vardı. Buna da bindallık mı giydin? Kaç tane yine kıyafet giydin? Bir tane giydim kızlar. Bindallık giyemedim. Bugün giydim onun için. Acısını çıkardım. Aynen, acısını çıkardım ve çok mutlu oldum. İyi ki de katılmışım gelin evine. Ay, yapamadıklarımızı canım da yapıyoruz Aslı Hanım. Evet, efendiniz olsun. İyi ki varsınız bu arada. Sağ ol. Ne taktı kayınvalidem? Kayınvalidem bir tane bileklik taktı. Bileklik. Evet. Sağ olsun kayınvaliden de. Fiyat ne kadardı peki? Kınalı. Efendim? Fiyatı ne kadardı? Kınalığın. Kınalığım kızlar çok uyguna geldi. Ekonomik gibi. Aynen çok uyguna geldi. Gerçekten muhteşemsin. Her kayınvalidenin aradığı gelin, fazilet gelin. Aramada gelin de Şenay'cığım. Ya aslında peki ne kadar? Fiyatı duymadık ama. Kınalığımın fiyatı 3500-4000 arası. Nasıl? Uygun. Gayet güzel. Evet. Ben eşimi yormak istemedim Aslı. İyi etmişsin ya. Ben senin gibisini bulmuşum. Bana eşyanın, kıyafetin değeri yok dedi. Ay, öyle bir kıymetli olmuyor çok ki. Ama kıymetli herhalde. Çok kıymetli. Bizimki de kıymetli. Olmuyor. Nasıl olur? Dur bir dakika dur. Züleyha nasıl yani? Olmuyoruz kıymetli. Böyle biraz çektireceksin. Ya, ağlatacaksın. Sonrasında biz çekiyoruz Aslı Hanım. Eşimle ben çekeceğim ama sonrasında. Yani diyorsun ki kadının bir talebi olmayınca, ısrarcı olmayınca, bir şey nasıl masraf yaptırmayınca şey kadir kıymet bilmiyor bu aynen, erkekler. Aynen nasıl olsa hani tamam bu zaten bir şey istemiyor, her şey okey diyor. İçinde bir şey varsa da çok fazla önemli olmuyor onlar için. Ne diyorsun? Biz ama fazilet durumuna göre yapıyorum diyor. Ya durumdan ziyade şöyle mesela düşünce güzel bir şey. Hayır düşünüyorum diyor. Düşünce güzel bir şey ama herkes bunu iyi niyetle karşılamıyor. Suistimal edebiliyor. Bundan bahsediyorum. O kadar doğru söyledin. Onu doğru söylüyor Aslı Hanım. Suistimal eden aynen çok nasıl olsa istemiyor. Aynen. Gerek çok yok. Bir de şöyle yapanlar da var. Kimleri. Hani gelin ama bir talebi yok zaten. Avucumun evet içine sığsın istiyorlar. Aynen. Bizim mesela Antep genelinde bu tarz kayınvalideler çok fazla. İstiyor ki gelin avucumun içinde olsun, benim sözüm geçsin, benim dediğim olsun, gelin istediği olmasın. Allah Allah. Bu tarz eski kayınvalideler çok fazla. Aynen Aslı Hanım. Çok. Dişli gelinlerden biraz korkuyorlar. Kayınvalide benim diyecek. Peki sen dişli bir gelin misin? Şöyle benim hem kayınvalidem çok diktatör, hem evet de ben dişliyim. Biz başta fenaydık kendilerinden. Gelin kayınvalide toprağına çeker derler. Çektim gerçekten aynıyız. Sen aynıyız de benziyorsun. Aynıyız. Bir atışma falan oldu mu? Çok oldu ama şu anda kanka gibiyiz yani o kadar iyiyiz. Ay maşallah. Aynen. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl? Benim kayınvalidemle aram çok iyi Aslı Hanım. Hatta bizi benzetiyorlar. Ve şöyle bir ben geldiğimde, gelin geldiğimde kayınvalidem bütün huylarını aldım diyebilirim. Ne kayınvalidem diyorsun? Çok titiz bir kadın, temizlik evet hastası. Hı. Yani böyle dağınık görmeyecek bir yer. Dağınık gördüğü zaman çok sinirlenir. Hı. İstiyor ki yani hep düzenli olsun. Sen de onun gibi oldun. Ben de onun gibi oldum. Eşim bana kızıyor. Annemden çekiyordum, sıra sana geldi. Bu ne ya, evimde rahat edemeyecek miyim falan. Ben en istiyorum onu öyle yapma aşkım, onu böyle yapma. Ne olur şurası. Ya evim neyim ha falan diyor bana. Ya bana lütfen böyle yapma falan diyor. Peki. Peki senin bir talebin olmadı mı aileden? Benim eşimden isteğim vardı Aslı Hanım. Ben eşimle bir hayalimiz vardı, şey yapmıştık. Eşim işte evlendikten sonra lütfen 81 ilin 81'ini de gezelim. Gezmeyi çok seviyoruz eşimle. Ve eşim Allah razı olsun 2 seneden beri ufak çaplı da olsun. Yani gezdiriyor yani şehirleri turlatıyoruz, gidiyoruz, kaç ediyoruz. Kaç şehir gezdiniz toplam şu ana kadar? İstanbul, Konya, Mardin, Osmaniye, Kapadokya. Konya. Evet, bir de Kapadokya. 5. Mutfakta. Oraya gitmişler. Bana yine galiba değil mi? Evet. Ve her gittiğimiz şehrin anısı kalsın diye magnetlerini alıyoruz kızlar. Ondan yapıyorum. Mutfakta gördüler. Çekimlerini ne kadara yaptın? Onun bir bilgim yok, yalan söylemeyeyim. Yani bilmiyorum fiyatını. Peki. Düğünde de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Düğünde daha çok beğendiniz galiba. Evet, profesyonel daha güzel. Aslı Hanım profesyonelleştik artık. Tabii yani, değil mi? Acemiliği attık bırak da yani. Peki nişanla düğünün arasında ne kadar zaman var? Bir sene. Bir sene var. Evet. Bir senede profesyonel olmuş gördün mü? Evet, çok iyi. Peki Enes'i arayalım mı? Arayalım Aslı Hanım. Hadi o zaman ilişki testini kazanırlar mı sizce? Bence kazanırlar. Bu kadar kazanırlar aşıklar şimdi. Evin her yeri böyle çok anılarla aşık kadın yani kesin. Hadi bakalım bu altını kazan bakalım. Bence öyle bırakıyorum. Bu kadar aşka. Zaten kazanmazsak. Alo. Alo. Ne yapıyorsun aşkım? Hazırlanıyordum yavaş yavaş. Yeni uyandım. Sen ne yapıyorsun? Ha. Aşkım biz şu an ilişki testine geçtik. Aslı Hanım'a vereceğim sana. Ben hemen. Enes merhaba, nasılsın?
Merhaba Aslanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim canım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz güçlü konuşalım. Şimdi sorulara geçiyorum. İkinize aynı anda soracağım ama Enes'cim cevabı öncelikle senden istemiyorum. Sen cevaplamıyorsun. Önce eşin cevaplayacak, ardından senden istiyorum cevabı. Anlaştık mı? Tamam. Geliyor ilk soru ama kocaman alkış gelsin. Şimdi Fazilet, eşin Enes iftar için restoranda rezervasyon yaptırdı. Fakat kayınvaliden de sizinle gelmek istedi son anda. Sen kabul eder misin, etmez misin? Aslanım ben kabul ederim. Bakalım Enes ne diyecek? Evet Enes, kabul eder mi? Eşim aynen kabul eder, öyle şeylere sıkıntı yaratmaz. Enes'in şimdiye kadar sana yaptığı en romantik sürpriz neydi? Bunu bilemeyebiliriz Aslı Hanım. Hmm. Bir düşün, yapınca. Bir sürpriz yapmış mesela. Bir sürü sürprizi var sana işte, görüyoruz. O kadar en çok romantik. Yaptı ki diyor, adam nasıl romantik. Vallahi. Mesela işte sana o takvim yaprağını doğum gününde hediye almıştı. Onu hatırlamaz. Benimkine desem çok... Evlilik teklifi. Bana da direkt o geldi. En romantik bulduğun sürpriz. Bence aklıma gelebilir. Evlilik teklifi olsun hadi. Hadi bakalım. Evet Enes, şimdiye kadar Fazilet'e yaptığın en romantik sürpriz ne? Soruyu pas geçecek. Geçemeyiz. Çünkü çok var Aslanım, yani yanlış bir ihtimalle %100. Böyle en unutamadığınız sürpriz. Yani sence hangi sürprizini unutamaz? Bunda şu an aklıma gelmiyor ya. Aa, kadınlar bir sürprizi unutamaz. Artık daha bir şey demeyeceğim. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bam bam. Aşkım. Yani bunu yanlış aşkım kabul edeceğim. Aşkım. Yeniden yani söylüyor. Aşkım. Bizim gırtla, Antep gırtlağının ortaya girişi. Nasıl oluyor Antep gırtlağı? Aşkım orada neredeyim gibi. Söyle bakayım. G oluyor. Nasıl oluyor mu diyor? Aşkım. 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 Aşkım diyor. Söyle diyor aşkım. Aşkım. Kekelemiştik aşkım, hani hatırlıyor musun? Zaten. Bu soruyu yanlış olarak kabul ediyorum. Ya insan evlilik teklifi derdi ya. İnsan evlilik teklifini hiçbir zaman unutmaz herhalde. Yani. Tamam, devam ediyoruz. 3 kişilik tatil kazandınız. Evet. Siz tamam mı? 3 kişilik. Hı. Yanınıza alacağınız 3. kişi kim olur? İsmiyle istiyorum. Önce Fazilet cevaplayacak. Aslanım biz genelde hep tek gideriz. Kimseyi almadığımız için bunu. Görümcen kız. Bu da bir cevap tamam, değil mi? Almayız. Görümcen kız kardeşin. Arkadaşı, yakın arkadaşın, annen, kayınvaliden. Kayınvaliden. Evet. Aynen, kayınvaliden. Peki. Enes. Evet. Kimi alırsınız 3. kişi yanınıza tatile giderken? Yani şimdi bu soruyu cevaplayacağım. Şöyle bir şey. Zaten çocuğumuzu haliyle yanımıza almak zorundayız. Evet, çocuğun dışında. Aynen. Onun dışında annem olur. Çünkü hani... Ya. Bravo. Bu kadar kocacı ve bu kadar kayınvalideci bir gelin ya. Helal olsun. Her eve lazımsın. Tebrik ederim. Valla. Sen de bir böyle bir tatlı dilli. Ha canım. Annemi çok seviyor Fazilet. Ne güzel. Maşallah hayatım. Fazilet en çok neye para harcamayı sever? Evet Fazilet. Ben sevmem ki para. Yaşım daha çok sever. Vallahi kayınvalidelerin ve damatların en sevdiği gelin tipi. Para harcamayı sevmeyen gelin. Evet canım, en çok mesela ama ne istersin, hani altın mı seversin, altın, ayakkabı mı? Altın. 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 Evet altın. Evet. Enes, Fazilet en çok neye para harcar? Fazilet en çok genelde alışveriş konusunda hani. İşte alışverişte ne alışverişine para harcar? Genelde hani elbise olur, evimizin ihtiyacı, hani bu tarzlar için. Aa. En çok ben de seviyorum Enes. Aşkım paramızı harçur etmeyelim. Harçur. Harçur diyecek. Harçur etmeyelim, birikim yapalım diyorum. Harçur işte. Yatırım, yani normalden yatırım. Evet, yatırım amaçlı. Ben ne istiyorum senden sürekli? Altın yani yatırım için. Neden söylemiyorsun hayatım? Yani altın almayı sever. Altına para harcar deseydin doğru olurdu. Peki Enes annenin, senin annenin en çok hangi yemeğini sever? Fazilet'in annesi yemek yapar ve senin eşin Enes en çok hangi yemeğini sever? Kayınvalidesi. Hangi yemeğini sever? Bunu güzel bir soru Aslanım. Teşekkür ederim. Hangisini sever acaba? Biz bilemeyiz. Annem yemek yapıyor mu şeyler? Anne yemek yapıyor.
Anne yemek yapmaz mı? Annem ya. Biz genelde Aslı Hanım pazar günü bir araya geliyoruz. Onlara babaannem gibi doluyoruz. Tamam yüzden... ne yiyorsunuz orada? Genelde lahmacun, dişli köfte. Tamam yani. Dişli köfte mi? Yok onu ölse söylemez bizim Enes. Niye? Dişli köfte istemiyor mu? Annem hiç yapıp da yedirmedi kendime. Vallahi yoruldu. Annesi bunu programdan sonra bitirecek. Annen hiç yemek yapmıyor mu ya? Yapıyor. Kayınvalidesini övüyor bir annesini de burada gömdü. Annem genelde Enes'e mantı çorbası yapıyor. He. Evet. Sonunda buldun. Bir tane olduğu için herhalde onu söyler. Bilmiyorum ama söylemez. Hadi bakalım. Bunu da söylemez. Dur. Yanlış. Enes! Enes! Şimdi duydun soruyu. Kayınvalidenin en sevdiğin yemeği ne? Her zaman gittiğimizde olur. Sevdiğim yemek mercimekli pilav. Kayınvalidemin diyorsun Enes ya. Annem sana ne zaman yaptı? Annesi. Faziletin annesi anladın? Ha ben kendi annem. Tamam anladım. Üç kez sordum pardon. O yüzden ama. Tamam. Pardon özür dinliyoruz. Dilerim. Dinliyoruz. Ha kayınvalidemin en çok genelde annem. Pirinç pilavıdır. Evet. Tabii. Diğer pilav. Ne dedi biliyor musun adam ya? Enes pilavsı ya. Senin kocan pilav bulgur seviyor olmadı, bacım. Bulgur olmadı. Pirinç pilavı dedi. Yok. Enes sürekli mantı yapmıyor mu annem sana? Enes eve gelirsin sen. Ya mantı yapıyor da ben pirinç pilavını falan da çok seviyorum anne. Tamam sana sevdiği yemeği değil. Annemin yaptığı yemeği söylüyor. Evet. Tamam. Neyse son soruya gelelim. Bak son soru. Çok kolay bileceğim bir soru. Yok asla. Yani şu anki iletişimden sonra çok kolay bileceğim bir soru. Fazileti en çok öfkelendiren şey ne? Eve geç gelmesi Aslı Hanım. Evet. Yanlış cevap vermesi gibi geldi bana ama. Eve geç gelmesi. Hayır Aslı Hanım. Çok geç geliyor eve çünkü. Peki. Enes. Efendim. Cevap lütfen. Fazileti en çok öfkelendiren şey genelde hani eve geç gelmem. Yapma, yapma. Bir de yeni gelin. Ya geç geldiğim için genelde şey eve gelsene be. Öfkelenir, öfkelenir. Belki bizi kilav sayalım. Ya eve gelsene sen. Niye kızı yalnız bırakıyorsun bak? Hani şöyle bir şey ama ben hani geleceğim diyorum bazen işte yoğunluktan oraya gelemiyorsun. Kılıyorsun. Erken gel yavrum. Bak karın çok üzülüyor ve sinirli. Evet. Sen tamam. De geç gelince tamam. Yemek sonra, verme. Aslan. Ay dur. Bundan sonra. Erken gelirim. İnşallah aferin. Hayatım. Gelmezse Aslı ablanızı arıyorsunuz. Evet hemen arıyorum Aslı Hanım. Baş, ay başım var olsun damat. Damat 3 yanlış yaptınız ya. Kaybetti ya. Üzüldüm. Sağ olun olsun. Vallahi kaybettiniz ablacığım. Bu kadar aşıkken. Aşkta kazandınız ama siz. Karın sana çok aşık. Sen de eve erken gelirsen her şey süt liman. Çok teşekkür ediyoruz Enes'cim. Seni öpüyorum yanaklarından. Kardeşim hayırlı iftarlar diliyorum. Hanımına şans dile çünkü gelinler. Şimdi eşine puan kullanacaklar. Evet değerli izleyenler puanlamadayız. Benim sana puanım. Bence yemeklerim ve çeyizim ve karşılamam hak etmiyor Aslı Hanım. İzlenirken kızlarla hiçbiri yiyebilirler. Ve beni kıskandın o kadar belli ki ama sen asla bir Şenay olamazsın. Sen kıskanmaya devam et. Ben sana yarın gelirken soda getireceğim. Senin ne kadar adaletsiz birisi olduğun zaten ortada. Bir sen faziletten fazla puan bak. Almak için bunu hayır, yapıyorsun. Yemezler. Senin karşında yok. Çocuk yok, yemezler. Hayır. Karakter olarak sen birsin zaten şu an. Sen ağlayacak mısın? Az sonra. Haftanın üçüncü gününde büyük ödülümüz 50.000 TL için Fazilet Gelin'e gelinlerimiz puan kullandılar. Faziletciğim çok güzel bir gündü. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim Aslı Hanım. Ve o meşhur soru geliyor. Evet. En yüksek puanı sana kim vermiş olabilir? Aynur vermiştir Aslı Hanım. Aynur'dan. Peki en düşük puanı kim vermiştir? Selvihan vermiştir. Selvihan. Evet. Bakalım. Peki. O zaman ben Züleyha'dan başlamak istiyorum. Başlayalım. Kısaca sebeplerini duyalım. Aslı Hanım ben açıkçası Fazilet'in emeğine teşekkür ediyorum. Eline sağlık ama sadece sofrasını beğendim. O da emek olduğu için onda da uyum yoktu. Karşılama da güzeldi. Güzeldi. Yani o muazzam tatlılar. Yani bir kere gerçekten... Baklava demek Gaziantep demek evet. Ve bizi muazzam bir şölenle karşıladı. O davul zurnasıyla çok neşeliydi, çok enerjikti. Evet, güzeldi. Yani kendi açımdan evinde sofrasını beğendim.
Cheese yeterliydi ama diğer hiçbir şey de maalesef beğenemedim. Peki. Özür dilerim. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım 2 puan. Bence yemeklerim ve çeyizim ve karşılamam 2 puan hak etmiyor Aslı Hanım. Ya şöyle söyleyeyim, evet yemeklerini beğendiğim, karşılamanı beğendiğimi söyledim. Ama dün ben Selvi'nin evine 3 verdim. Ama Selvi'nin evine, yani evi seninkine göre gerçekten güzeldi. Tamam, evi tamam güzel olabilir ama Selvi Hanım da yemek onun çeşitli. Da zaten puanını oradan kırdım. Tamam peki. Teşekkür ederim. O da biliyorsun bir çok değerli özel bir handa evet, yapmıştı evet. Sunumunu. O da değerli. Hepiniz çok ben değerli bir şekilde bizi karşıladınız. Çok özel evet, mekanlarda. Hatta izlenirken kızlarla hiçbiri yiyebilirler günün sonunda. Evet Aynur'cum, seninle devam edelim. Kısaca duyalım senden de sebeplerini. Aslı Hanım, genel olarak ev biraz uyumsuzdu. Onun haricinde cheese'ini beğendim. Gayet yeterliydi. Sunumdaki çeşitleri de çok beğendim. Karşılaması da güzeldi. Yani birkaç eksikleri var tabii. Peki puanını görelim canım. Benim sana puanım 3 puan. Bir şey soracağım. O kadar konuştu beğendim dedi. Ben 5 falan bekliyordum. Ben şurada araya girmek sen istiyorum. Sen de abartıyorsun. Öyle bekliyordum. Onu beğendim, bunu beğendim. Ne beğenmedin? Evet. Bu puanı mı veriyorsun? Zaten. Madem beğendin niye bunu verdin? Ben de araya girmek istiyorum. Dün bana 2 verdin, farkında mısın? Evet. Beni kıskandın o kadar belli ki. Ama sen asla bir Şenay olamazsın. Beni kıskandın o kadar belli ki. Seni ama sen asla bir Şenay bile olamazsın. İstemiyor ya. Açık söyleyeyim. Gerçekten açık söylüyorum. Sen kıskanmaya devam et. Ben sana yarın gereken soda getireceğim. Hazmetmen gerekiyor ben biraz. Ben sana içireceğim. Benim evi 2 veriyorsun. Yani burada Fazilet Hanım'ın evinde daha fazla eksikler, daha fazla uyum olmamasına rağmen 3 veriyorsun. Senin ne kadar adaletsiz birisi olduğun zaten ortada. Konuşmama hayır, bile gerek yarın yok. Hayır, onun günü ya. Resmen gün vermiyorsun sen. Sen bir sırf Fazilet'ten fazla puan almak bak için bunu hayır, yapıyorsun. Yemezler. Senin karşında çocuk yok, yemezler. Kaç çeşit çeşit çıkartmış hayır, bize. Onun emeğini söyle, yemezdim kusura bakma. Darı söyle. Benim emis gibi evim vardı hayatım. İki ama hayatım sence. Ya, yorumlamıyorum. Kıskanıyor. Ne buydu? Kıskanıyor. Geçti canım, ben verdim içim rahat. Vallahi yarın biz de geçti canım diyeceğiz böyle biz yarın de vereceğiz. Yarın seni gün tatlım izle de gör o zaman. Yine diyorum. Aynur beni kıskanıyor. Benim puanımın üstüne çıkması için kızlara yüksek puan vererek oynuyor. Şenay'a başından beri söylüyorum evi zaten 2 puan bile etmezdi de ben onu verdim. Onu bile hata yaptım bence. Ben şokumu atlatamıyorum. Gerçekten atlatamıyorum. Gerçekten 2 verdi. Yani Fazilet kusura bakma. Kalbini kırmak istemiyorum. Ben de Fazilet'ten yana değil ama hakkaniyette olduğunu düşünüyordum. Kalbini kırmak istemiyorum ama benim evimin tamam uyumsuzlukları var bunu kabul ediyorum. Ama Fazilet'in evindeki uyumsuzluklar kadar değil. Ben aslında 2 puan hak etmiyordum. Ben evine verdim umarım, demiyorum umarım zaten. Senin evin benden mükemmel olmadı. Ben sana 5 verinin suratına yapıştırmış olurum. Sunumuna da gayet verdim. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu an zaten sende puanım benim kafamda biraz oluşturdu. Karakter olarak sen birsin zaten şu an. Senin kadar evet, düşemem ama ya. Yok ben düşük olduğumu düşünmüyorum. Ben gayet asil bir kadınım. Evime geldiniz, misafirperverliğimi evet, yaptım. Misafirlerimi ağırladım neden ben. Neden böyle bir şey söyleme gereği duydun gerçekten? Oynuyor resmen. Oynuyor diyorlar sana. Aslı Hanım şimdi benim evimle bu ev bir mi? Değil. Niye bu puanı verdiniz bana Aynur? Değil ama çeşitleri çoktu diyorum. Bir tek buna mı verdin gerçekten çeşit olarak? Umarım senin de çeşitleri hayır, fazla olur da bu da 4 fazlaydı. Verir. Tamam sen en iyisini yap ben sana söz veriyorum 5 vereceğim. Aynur'un karakteri bence tam olarak oturmamış. Yarın onun günü olduğu için resmen gününü oynadı şu an. Selvi Han da günü geçtiği için bize saldırmaya çalışıyor. Bence gereksiz saldırıda bulunuyor. Evet Selvi Han senle devam edelim. Kısaca sebeplerini duyalım. Evet ben salonu beğenmedim Aslı Hanım. Mutfağını da beğenmedim. Cheese'i de benimkinden
aham şaham bir şey yoktu o kadar. Neresi yoktu ya? Yoktu. Ne vardı mesela? Benden farklı ne vardı? Görmüyor bir sürü musun? Hazır şey vardı. Gözün körmüş. Benimki az da ama hepsi el emeğiydi. Güzel belki şey. De elemeydi canım buna, yani buna söylemem lazım. Tamam, belki de hepsi elemeydi. Çoğaltmasın. Ben de çıkartabilirdim. Çıkartaydın. Neresim takılan ben de çıkarsaydım. Çıkartaydın. Niye çıkartaydın? Çeyiz göreydik. Gördün. Kız o çeyiz olur mu öyle neresim takılan? Niye ben çıkarttım hazır dediniz? Diyeydin hazır. Dediniz bana hazır dediniz. Ama seninki de çok fazlaydı. Niye ben tüm çeyizimi çıkarttım. El boyama kadar çıkarttım. Yani ben supla koymadım en azından. Sonuçta o hazır suplalara bir emek veriliyor. Aa. Senin gibi insanlar bunu anlamaz işte. Ben de alayım o zaman. Onu el emeği bir oraya koyayım. Mukavvayı kesiyorsun. Şenay'ın çeyizi gerçekten hazırdı ama sen de çok göstermek için çok hazır koydun. Buna el emeği veriliyor biliyor musun? Ama ben de el emeği verdi. Siz hazırları açtınız sadece. Hayır. El emeği açmadınız. Her şey el emeği. Hayır biz hepsini gayet net bir şekilde gördük hayatım. Benim orada antibiyotiklerim. Hacım bir puanlı görelim vardı. Ondan sonra tamam, konuşalım dilerseniz. Vardı. Evet puanlı görelim lütfen. Benim sana puanım... 2 puan. Ben 2'yi hak ettiğimi düşünmüyorum. Bunu da bu yüzden veriyorum. Söyle söyleyeyim. Bu ev normalde 2'yi de hak etmiyor. Ben 2 verdim ya sen bana 2 verdin şu an. Sırf emeği için normalde 1 puan verecektim. Ben sırf emeği için emek etmiş. Evinde geldik evet sağ olsun. Bizi ağırladı. Sırf o yüzden verdim Aslı Hanım. Yoksa 2 bile hak etmiyor. Sen kaç puan verdin? Hak etmiyor. 2 verdim Aslı Hanım. Yani benim evle seninle gerçekten bir değil. Yalnız sadece evleri yarıştırmıyoruz. Ne yarıştırıyoruz peki? Ne için geldik biz buraya? Çeyiz var ondan sonra. Tamam çeyizim vardı. Misafirperverlik var. Tamam benim misafirperverliğim kötü değildi ki. Ben İkramlıklar var. Güzeldim. Karşılama var. Karşılama var. Tamam ben de öyleydim. Benim farkım ne senden? Ya, tamam da farkımız yok ki. Tamam da ben çok eğlenemedim senin gününde. Ama nasıl sen eğlenemedin? Çok abartma. Bak hiçbir şey konuşamadık. Bizi böyle izin vermedin konuşmamıza. Her şeye başka bir şey, her şeye tamam başka da, bir şey. Tamam da aşkım yorumlarınıza karşılıksız kalayım. Selam mesela kabul edin. Hayır karşılıksız kalma ama kötü ben olan şeyleri kabul edin. Ama hayatım ben dedim ki hak veriyorsunuz gerçekten de doğru demedim mi Aslı Hanım? Sadece salonda evet, bir tane söyledi. Birine söyledi. Hangi salonda da söyledim. Ama Aslı Hanım sen bir tepkili dönecekmiş gibi söyledi. Benim bir tercihim böyle. Sen ağlayacak mısın? Ya bilmem zoruma gitti yani verdiğiniz puanlar. O kadar ben size çeşit yaptım, ettim, eyledim zaten yani. Zaten ona verdim ben puanımı. Bu arada yani. Söyleyeyim sofrana verdim kesinlikle. Sen zaten salonunda çok güzel bir şey söyledin. Yani ben patates günden beri söylüyorum aslanım. Ben evet. Dedim hani sadece İddialı dedim. Söyledin. Evet, nerelerde iddialı yani. Olduğunu şey söyledin. Onun dedim, altını ikram. Doldurdun. Evet onun altını doldurduğumu düşünüyorum yani evet. Arkadaşlar. Sadece ev konusundan bana onlar gülüyorlar. Onlar da zaten tamam, gerekeni iddialı olduğun taraflar için evet. Puan verdiğini söylüyorlar. Tamam. Evet Şenay seninle devam edelim. Sadece senin kutun kaldı. Puanını merak ediyoruz. Direkt puanını görelim mi? Olur. Peki. Benim sana puanım. 2 puan. 2 puan. Senden 2 hiç beklemiyordum. Ben sana 3 verdim senin gününde. Ve benim yani ikramlıkların altını dolduruyorum. Senin ikramlıklarına göre fazlaydı. Çeyizin de fazlaydı. Ben zaten söyleyeyim. Ben bu puanı masana, karşılamana ve çeyizine veriyorum. Onun haricinde yatak odanın mutfağındaki, salondaki uyumunu hiçbirini beğenmedim. Bu üçünü çok beğendiğim için sana 2 puan veriyorum. Yine söylüyorum menün harikaydı. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Herkes yapamaz. Aslan bir şey soracağım. O evet. Şenay 3 verdi diye sen 3 vermek zorunda değilsin ki. Hayır Şenay 3. Sen 3 verdin diye ben vermek zorunda değil ki. Hayır şöyle bir şey söyleyeceğim. Niçin tartışıyorsunuz ben, o zaman? Bana 2 verdin ona niye 3 veriyorsun? Ben niye ilk gün... Hak edeni tartışıyoruz hayatım biz. Hayatım. Sen uygun için olayda değilsin. Ben ilk gün Şenay'a 3 verdiğim için... Şenay'ın ben karşılamasını falan çok beğendiğim için 13-3 verdim Aslı Hanım. Biliyorum canım. Ben o yüzden arkadaşa dün 2 puan verdim. Hı-hı. Çünkü neden? Şenay'ın daha hoşuma gittiği evet, için 2 verdim. De. O yüzden ben eğer Şenay'a 2 verseydim arkadaşa yüksek puan verirdim. Haksızlık yapmış olurdum o zaman da. Evet. Ben o yüzden böyle puanlama yaptım. Keşke ilk başta yüksek puanımı kullanmasaydım. Hayır Aslı Hanım bence beni iddialı gördü. Evimi beğendi, her şeyi beğendi. Sırf birinci olmayayım diye kendi günde geleceği için bana 2 puan verdi. Alakası yok. Bunu herkes zaten izleyip görecek yani itiraf evet. Et artık sen de. Görsünler. İtiraf etsin artık. Görsünler hayatım. Toplamda gelinlerden 9 puan aldın. Evet.
Şimdi ben senin için puan kullanıyorum. Kasım Hanım. Fazilet Gelin haftanın üçüncü gününde bizi Yeşil Vadi'de karşıladı. Davulla, zurnayla, şahane bir bindallıyla ve tabii ki Antep'in olmazsa olmaz fıstıklı muazzam tatlılarıyla, künefesiyle karşıladı. Adeta bir şölen yaşattı. Ben çok beğendim karşılamasını. Zaten Fazilet Gelin böyle çok cici bici, çok sakin, işte eşine, kayınvalidesine, yuvasına çok düşkün, sessiz, sakin, hanımefendi bir gelin. Gözleri doldu biraz puanlamada. Puanları zayıf buldu ama kendisi de salonunda, evindeki eksikleri kabul etti ve bunlara dikkat edeceğini söyledi. Bu da bence çok güzel bir konuşmaydı. Masası son derece özeldi. Çok yorulmuşlar. Ailesiyle birlikte hazırlık yapmışlar. Hepsinin ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Canım benim, seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Yuvanda sana sonsuz mutluluklar diliyorum canım. Benim puanımı da öğreneceksin. Evet, benim puanımı da cuma günü öğreneceksin. Evet, büyük finalde bakalım neler neler olacak. Yarın Nizip'teyiz. Bendeyiz. Değil mi? Evet. Heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyım. Evet, Nizip'e hepiniz gittiniz değil mi? Ben Nizipliyim zaten. Ben yarın. Sen de Nizip'lisin, evet. Nizip'e hepimiz birlikte uyumaya gidiyoruz. Evet. Size bir yatak açtık. Aynur üç gün boyunca uyudu. Biz de gidelim biraz Aynur duyuyalım. Evet. Döşeğim var mı canım? Yoksa gelirken getireyim. Sererim ben sana. Tamam. Acaba olabilecek mi Aynur? Bakalım yarın neler bekliyor bizi değerli izleyenler bugün için. Herkese, öncelikle sana çok çok teşekkürler ediyorum. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Ay, atı da kendisine benziyor. Eys abi hala uyuyor. Umursamıyor musun bizi şu an sen? Evet. Suratında dövüyorsun şu an bizi. Göz bantlarımızı takıp uyuyarak yorum yapmak istiyoruz. Allah Allah. Aynur'un bizde yaptığı gibi. Bu avizeler buraya uymuş mu? Üç gündür hiç kimseye beğenmedin. Mutfağın da bu muydu? Dizmeye başlasam mı biraz? Saçlarının tonu hangi tondu? Biraz yapsın. Kayınvalidemden hediye bana. Hediye mi etmiş, kullanmadı, bir şey mi vermiş artık bilmiyorum. Sana ne? Çıkabilir miyim bir ses? Solaryumuş yatak kırmış arkadaş. Biz şu an korkuyoruz konuşmaya. Sofra biraz beş çayı gibi duruyor. En son eğlendiğin bir yer. İş yerim. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizli. Gelini gelin yapandır eve getirdi çeyizi. İkram da yoktur üstüme güvenirim.